Tekrar merhaba dostlarım. Üçüncü bölümde tekrar birlikteyiz. Birazdan takım arkadaşım Hazal yani Dejavu katılacak bize. Yarım kalan yerden devam ediyoruz. İkinci katı çıkmaya çalışıyorduk. Aynen bunları açıp kapatabiliyoruz. Bunlarda bir yakıt derdi yok sanırım, sınırsız yanıyor. Şu çerçevelere, şuradaki zeminlere ben biraz kuru ot kökü toplamam lazım. Gaz maskesi yapacaktık öteki bölümde hatırlarsanız. Onun için malzeme de denk gelirse toplayalım. Arda hoş geldin. Aleykümselam. Envanteri biraz daha geniş tutsalar daha iyi olabilirmiş aslında. Ya da stacklemeyi ne bileyim mesela. 10 değil de 20 stack yap. 30 stack yap üst üste. Zamanla herhalde düzeltirler diye düşünüyorum. Game Pass üzerinden aldım. Arda oradan oynuyorum. 5.90 verdim. Bir aylık ilk ayı. İlk ayı 5.90. Bir ay boyunca oynayacağım. İçindeki bazı oyunlar var. Serilerini çekmek istediğim. Onlardan bir yararlanayım. İyice sararsa diğer aya uzatabilirim. Bakalım şimdilik deneme aşamasındayız. Satış Factory'yi çok mu beğendin Berkay? Hoş geldin. İndirim falan bekledin. Kaça aldın? 50 idi galiba onun fiyatı. Doğru aklımda kalmış. Oyun optimizasyonu güzel demek ki. Kasma takılma yoksa, iyi performans veriyorsa optimizasyonları güzel olduğu içindir. Yapıyoruz ya, daha çok bir şey yapmadık gerçi de. Hem oyunu da öğrenmeye çalışıyoruz ya bir yandan. Bir yandan da dedik eve bir şeyler yapalım ama Nil'in dediğine göre örümcek saldırırsa evi yıkabiliyormuş. O tehlikeli. İnşallah öyle bir şey başımıza gelmez.
Forest'ta da çok eğlendim oynarken ya. Çok eğlenceli oyundu. Hatta ilk yayın açtığım oyundu galiba The Forest, öyle hatırlıyorum. 2016 mıydı, 2017 mi neydi galiba? Bilgisayar için olanı aldım Arda. Çünkü elimde konsol yok. Zaten elimdeki bilgisayar çok güçlü. Şu an son yeni nesil çıkan konsollardan da güçlü bendeki bilgisayar. Çoğu Xbox oyunu zaten bilgisayarda var. O yüzden konsola gerek yok. Zaten onu alacak para da yok şu an. O yüzden PC için olanı aldım. Kendime yeni bir tane Hotmail hesabı açtım Microsoft'un. Xbox Game Pass yaz. Zaten sitesi Türkçe. Açılacak, karşına gelecek. Selamünaleyküm. Orada... Aleykümselam Cengo, hoş geldin. Orada görürsün zaten. Bilgisayar için olanı alacaksın. Şimdi ben de 3. bölümü çekiyorum Cengo da. Yani madem başladık şey yapayım dedim. Kimle sen neler yaptın? Yayın açtım. Yayındakilerle konuşuyor mu? Yok, yayında gözükmüyor. Ben görmedim. Ha, yayında iki kişi var da şeylerde bug oluyor herhalde, bazen hiç göstermiyor. Gördüm şimdi galiba. Ne yapayım, ben de bakınıyordum öyle ya, Anlas falan yayın açmış da 3080 mi 3090 mı ne çekilişi yapacak. Ona bakıyordum öyle. Anladım. Nasıl sardı bu oyun galiba Seto? Oyun sardı ya, ben biliyorum Survivor oyunlarını severim. Oynadığım tarzdaki oyunların %70'i Survivor zaten. Aynen. Bölüm bölüm çekiyorum. Daha The Long Dark'ı yeni bölüm çekeceğim. Onu çekmedim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Cigo. Hoş geldin. Nasılsın? Oo reisim, hoş geldin. Eyvallah Cigo'lar. Siz ne yapıyorsunuz? Eyvallah. Gene bir ev yapma ben derdinde. Ben de şimdi geldim. Peşinde koşturuyorum ben. Seto başkanı bakıyordum. Bölümü çekiyorum bir yandan. Bu oyunun. Ha, gördüm ya. Daha yeni geldi Cengo. Ben de yayını bakıyordum Seto'nun da. SC odalarına bakıyordum öyle. Kim var diye baktım, Seto yayına girmiş. Bizim ben altın de... kaplarımız kan oldu Seto. Sezo gelen yok ha. Ben bakıyorum. Küfür etmeyin beyler ya. Şey yapacağım bunu, yükleyeceğim ya YouTube'a. Doğru söylüyorsun Seto. Evet, şimdi bakıyoruz. Sizler geçen Warzone'a baktım. Şeyine, kapasitesine oğlum 200 kaç GB? 200 GB bulmuş da direkt sildi. Güncelleme geliyordur ona ya sürekli. O yüzden aynen. Grafiksel 110'lar, bir de ekstradan 70 GB'lık bir dosya var. Dedim ne bu ya? Grafiksel ya, olarak da güncelliyorlarsa oyunu, onlar da çok yer kaplıyor ya. Abi bir güncelleme atıyorlar zaten, seti 30-40 GB ya. 3 ya ayda bir güncelleme tek. Nasıl olur abi, oyunun şeyi yok. Adam akıllı böyle şey yok, bir şey yok, ne bileyim yani. Dav oldum, sildim ben de. İyi yapmışsın. Aynen Arda, 200 GB'a yakın o. Ben baktım geçen de öyle. Denk geldi bir yerden. Ya 110 kurulu, içeride de ekstradan 70 GB'da bir dosya daha var. O olmadan da kurmuyor. Ha dedim şey mi acaba, hani bende setup'ı vardı. Şeyde başka bir klasörde. Hani dedim öyle bir kurayım. Ayrı ayrı sonra şey indireyim dedim ekstradan başka bir yere. Direkt yazdı işte orada 200 küsür falan. Çarptı.
Oradan ayıktım aynen. Yani. Doğru, doğru. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için diyeyim. Cenk abinizle Sezer abim benim mahalleden real olarak görüştüğüm dostlarım. Yıllardır görüşürüz. Birlikte oyunlar oynarız. Mangal yaparız. Farklı farklı olaylarımız vardır bizim. Kumpir yaparız. Aynen kumpir yaparız. Abi kokoreç olacak şimdi. Vallahi bir güne giderdi be. Kokoreçini özledim Sezer. Özkan alamıyor ki birader, bir yapalım yiyelim ya. Aynen. Yeteneksiz bir çocuk ya. Sezer sabah çok güzel laf sokmuşsun ya. Ama ya. Öyle bir ortaladı ki böyle. Şöyle ya. Sadece onu dedim. Direkt 90'a at demiş. Doğru doğru ne dedin mi kardeş? Ya. Çok güzel yazmamış mı? Doğru doğru. Aynen. Bir de bizi davet etmez mi birader? Bir şeye bak ya. Yapacak. Gelin ya, çok güzel oluyor diyor. Duymuşsun ya. Ya Sezer, ben senden yıllardır bunu bekledim ya. Ya senin özün bu kardeşim bak. Özün bu. Sen güçlü bir karaktersin. Karakterinin gücünü diline yansıtman lazım. Dillendir diyorsun galiba değil mi? Oh, güzel. Sumati ısmarlayayım size. Ne yapacaksın Cigo? Alacaksın mı Game Pass sende? Oynamayı düşünüyor musun bu oyunu? Ya yani bu oyun gözüyle bakma. Başka Cigo oyunlar da var. Ya Sezer, 5 lira 6 lira veriyorsun sonra iptal ediyorsun kanka. Almakla alakalı yorumun olmasın bile kanka. Al geç yani. Bir ay deniyorsun alırım, işte. Alırım ya. İptal etmesi de kolay. Sararsa uzatabilirsin şey. Zaten uzatsan da 30 lira gibi para istiyor da verilir yani, 30 lira ne ki. Ama Sertaç işte, fazla oyun hacmi yok ha. Ben baktım da çok az oyun var ya. Hani para Cengo verdiğin paraya yani göre abi çok fazla bir şey beklemeyeceksin. Çıkartıyorsun. 30 lira aylık para veriyorsun. Göre az bile yani, onu demek istiyorum ben. Verdiği çok paraya göre verdiği oyunlar az değil Cengo. Horizon vermiş sana. Şey, Horizon vermiş. Forza. Forza, Horizon mu? O bile, aynen. O bile yeter yani. Başka başına yeter de. Yani No Man's Sky var. Astroneer var. Senin oynamadığın tarzda benim oynadığım çok tarzda oyunlar var. O yüzden sana, hani senin oyun kültürü Dota'ya bağlı ya, hani Dota hep oynuyorsun ya, çok oyun kültürü yok sende hani farklı açılarda, farklı yani oyunlardan. Ben rekabetçi oynadığım için, sen rekabetçi oynamadın. O yüzden sana anladım, hani oyun yokmuş gibi geliyor ama hani benim gibi farklı tarzlarda hayatta kalma oyunları olur, başka oyunlar olur. O verdiğin paranın hakkını verecek bir sistemleri var yani, öyle söyleyeyim. Ben şu an şeyi düşünüyorum aslında. Astroneer da var Game Pass'te aynen. No Man's Sky var. Onu oynayacağım daha. Onu oynamadık. Zaten Forza'yı oynuyorum biliyorsunuz. Forza kral ya. Onda bayağı arabalar bir şeyler çıkarttık. Onun haricinde benim gözüme takılan... Sen o pahalı araba nasıl çıktı Sertaç o kadar kısa sürede? Bir şeylere girdim ya. Ben görev yapıyordum arka arkaya. Görev yaptıktan sonra baktım bir yerde bildirimler gözüküyor. Girdim bildirimlere, gelen maillerde. Tıkladım hepsine, tık 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 tık, o arabaların hepsini attı bana. Bir de bir ben yarışlardan, görevlerden böyle bir şanslı çak muhabbetleri var, çıkıyor falan. Aynen. O şeyler çıktı. Çıkacak, çıkmadı bana ya. Çaklarda da bir paralar falan geldi, hiç harcamadım gerçi ben paraları. Hani 200 bin falan harcamışımdır. Aynen. Hem araba geldi hem para geldi, bayağı iyi durumda yani. Gerçi benim levelim az, ben 7-8 levelde bıraktım ama. Şey çıkmış bak, yeni bir haber çıkmış. PlayStation 5'e de Game Pass tarzı bir şey gelecek diyorlar. Ruslardan biri haber yapmış. Hani daha kesin net bir bilgi değil ama çünkü Game Pass iyi tutmaya başladı. Herkesin dilinde son zamanlarda Game Pass var. Bayağı da tercih ediliyor. PlayStation başta kayda almıyordu bunu ama herhalde şey yapacak. Game Pass benzeri bir şeyler çıkartacak. Yani önceden ayda 2 tane oyun veriyordu PlayStation, biliyorsun. PlayStation Plus aldığın zaman. Peki şeyi indirdin mi? O Microsoft'un simülasyon uçak oyunu var ya, yok, çok güzel. Yok, onu indirmedim ya, ona gerek yok. Bak ben oynayacağım oyunları söyleyeyim sana şu an. İndirdiklerimi bilgisayarda hazır bekleyenleri. Ben iki kere tıkladım da indirmedi, biliyor musun? Hata verdi. Yani, anladım. İlginç bir şey var yani, anlamadım ben. No Man's Sky şey Arda'da Epic'te varmış. Epic'te ücretsiz mi verdi bir ara onu? Normalde pahalı bir oyun yani No Man's Sky. İndirimli hali bile 75 lira, indirimsiz hali Steam'de 150 lira falandı. Ben o yüzden oynamadım yani oyunu. Şey yaşıyor, yapacak bir şey yok. Tamam, çok sağlam bilgisayarımız var ama bu bilgisayarı pat diye almadık biz. 3-4 senedir parça parça, güncelleye taksit ödeye ödeye yaptık yani. Şimdi bu işsizlikte artık 3'ün 5'in hesabını yapmaya başladık.
Şey nerede ya? Şu örümceklerin orada var da. Ev kurması biraz daha bunda zor. Yani raft kadar kolay değil Cigo. Raftta ben pat 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 kuruyan geçiyorsun da. Anladım Cigo. Bunda öyle değil. Bunda bayağı bir malzeme taşıyorsun. Aklıma gelen bir şey var mı? Mail atmışlar bana bugün. Yani bir saat 7 sularında falan. Pınarbaşı'nda bir tane fabrikadan iş görüşmesi için bize ulaşın, bir iş görüşmesine gelin diye mail atmışlar bana. CV de var ya, kariyer netten mi? CV yolla netten mi ne? 5-6 ay önce göndermiştim biliyor musun? Doğrudur ya. Yarın arayacağım bakalım cumartesi günü. Onlar müsait olduğu zaman da bir randevu alayım da. Gideyim bir hafta içi görüşeyim bakayım ya. Adnan hoş geldin. Merhaba dostum. Takip için teşekkür ederim. Yayın nasıl Cengo, baktın mı kaliteye? 1080p'ye evet, çıktım ya, 30 fps ya. 3600 aynen verdim, güzel. 1080p yaptım. İnşallah ya başımıza atmaz. Ya çok hızlı oyun değil ya, bozmuyor kanka, anladın mı? Gayet güzel bence. O merdiveni şey mi yapsak acaba? Dışarıdan versek nasıl olur acaba? Yayın güzel, teşekkür ederim Adnan. Başka haberlere de bakıyorum da ufak ufak. Haberlere bakarken de hani böyle güncel şeyleri paylaşıyorum. Aa güzel oldu bak. Aynen buradan üst kata güzel çıkarız. Şunları hemen koyalım şöyle. Şuraya atayım ben de sana malzeme getireyim şuradan hızlı hızlı. Şu ışıkları açalım ya, eve ışık koyduk o kadar. Işıklar kapalı galiba. Terasa da yapmak lazım. Işıklardan. Bu ne şimdi, karınca evi mi oluyor? Ne evi oluyor bu? Siz karınca gibi ufaksınız değil mi? Ya biz küçülmüşüz. Bu arada büyük ihtimalle bizim kendi bahçemiz olabilir. Şimdi bir gizem var, bir keşif var, onları araştırıyoruz. Su altında minyatür böyle çok bizim boyutlarımıza uygun laboratuvarlar falan bulduk. Araştırma yapıyoruz. Mesela çok fazla ağaç kesersen, yani ağaç değil yani ağaç dediğim çim. Bunlara göre ağaç gibi o çimler. Çok fazla kesersen burada mutasyon seçeneği falan çıkıyor mesela yukarıda statüde. Ona verdiğin zaman mesela daha fazla ağaç kesiyor. Ha bak yeni bir tane özellik açılmış bende. Anyone else tired? Büyük ihtimalle Hazal'daki özellik açıldı. Hemen bakayım ne demek istiyor. Ya bedenimizde herhalde tüketen bir şeylerden bahsediyor. Sonunla ilgili ama tam anlayamadım ya. Bir bakıyorum da şu an çözmeye çalışıyorum bunu. Şey çok güzel bak, bu arada İngilizce ile ilgili sıkıntı olursa özellikle Yandex'in çevirisine girin telefondan, orada resim çekiyorsunuz. Çektiğiniz resmi en güzel çeviren program bu. Yani programla değil, browser'dan direkt kullanıyorsunuz bunu. Ben farklı programlarda denedim. En güzeli Yandex'in çevirisi. Haberiniz olsun. Yandex'in programı mı yoksa browser'undan mı çeviriyorsun? Hani o Google gibi çeviri diyorsun ya, o tarz bir şey mi? Arda görmedim. Şimdi bakıyorum hemen. Resim çekiyordum da. Abi peki Game Pass'i aldım 6 TL. İşte bitti, yükledi. Oyunlar gidiyor mu? Yok. Oyunlar gitmiyor. Sen Game Pass süresince üyeliğin devam ettiğince oradaki bütün oyunları sınırsız oynayabiliyorsun. Sadece çok
Hani eski oynanmayan az oyunlar varsa onları Game Pass'ten diyorlar ki şu ay çıkartacağız diyorlar mesela. Ama kütüphanesi gitgide büyüyor. Sen en azından Astronaut'dır, ne bileyim No Man's Sky'dır. Bu tarz şeylere falan sürekli sevdiğin oyunları oynayabilirsin. Küçük bak, bu şeyin özelliğini okuyorum. Çeviriye göre okuyorum şu an. Yanlışlık olabilir. Kardiyola ilgili bir şeymiş bu. Küçük vücudunuzu tekrar tekrar tüketerek hücrelerinizi daha etkili bir solunum sürecini benimser. Büyük ihtimalle daha dayanıklı olacağız herhalde. Onunla ilgili bir şey olabilir. Kardiyo falan yazmış zaten. Bunu aktif ettim. Maksimum 3 tane özellik aktif ediliyormuş. Benim ettiğim özelliklerden bir tanesi suda daha hızlı yüzüyor. Nefesini daha fazla tutuyor. Diğeri herhalde koşumu hızlandı. Bilmiyorum, bu harita keşiflerinde gittiğimiz yerlerde daha belirgin bir şeyler yaptığı söyleniyordu. Sen mi vurdun bana? Uyuyalım da sabah olsun. Üyeliğim bittiği zaman oynayamayacaksın işte. Mesela PlayStation Plus'ta da nasıl üyelik alıyorsun? Sana her ay iki tane oyun veriyor. Kütüphanene ekliyorsun onları. PlayStation Plus üyeliğini devam ettiği sürece onları sınırsız sürede oynayabiliyorsun. Ama ne zaman Plus üyeliğin biterse oynayamazsın. Aynı mantık. Neyse, şimdi ne yapıyorduk? Bir aç karnımızı doyuralım. Suyumuz var zaten, yemeğimiz de var. Şunları gömüvereyim ben. Ya işte ben de diyorum sana, zaten sana uyarsa, sevdiğin tarzda oyunlar varsa her ay 30 lira verilebilir. Oyuncağın süre boyunca. Kalk bir sene boyunca her ay 30 lira ver demiyorlar zaten sana. Bir ay verirsin, iki ay verirsin. Zevkini alırsın, patır patır oynarsın oyunlarını. Ya bir daha ne zaman istediğin oyunlar var. Şimdi ilerlemeli story modlu oyunlar var mesela, The Long Dark gibi. O oyunu ne yaparsın? Oynarsın bir kere. Oynadıktan sonra bitti. Oyun bir daha oynamazsın, işin bitti. Şimdi onu 60-70 liraya almaktansa Game Pass üyeliğini yenilersin. Orada varsa mesela bitirirsin oyunu. O ay içerisinde başka oyunlar da vardır. Onları da oynarsın. Üyelik bitti mi yenilemezsin yani. O her türlü avantajlı bir şey yani. Seni zorunlu tutmuyor yani. Her ay vereceksin demiyor. Orada otomatik ödeme talimatları falan var. Onları kapatabiliyorsun. Otomatik hesaptan para çekmiyor. Gibi gibi bir sürü kullanıcıya yardımcı olacak özellikler sunmuşlar. Onu bilmiyorum Arda. Onu bilmiyorum. Bilen varsa yazsın chatten ya. Çünkü o işler yoğun mu bu aralar? Çok fazla alsat bir şeyler oluyor diyordun sen. GB bile Türk lirasını geçti diyordun. Aynen, Cigo bir saniye şey çalışıyor da geleceğim. Tamam. Oğlum nasıl bir atmadır lan? Bir atayım dedim, denedim. Biraz üstüne tutacağız herhalde. Çok kötü atıyor abi, öyle böyle değil yani. Ok yapamadık ya. Ok yaparsak yay hazır da. Hmm.
Neyse, Allah'tan karıncalar saldırmıyor. Onları dost olarak göstermişler. Burada bir görev var bu arada. Where are you off to, Ant? Kurudan karıncaların çıkmasına yardım edeceğiz. Ben öyle anladım. Onlar çıkamıyor. Herhalde patlatacağız mı arka tarafını? Normalde düz duvarı tırmanırlar ama kapaktan çıkmıyorlar. I did. Ended up in the ER. Wow. Şuralara duvar koymak gerekiyor tabii, hemen duvarımızı koyalım. Klavyeden orada yazıyor zaten, Q'ya tuşlarıyla döndürebilirsiniz ya da mouse'un topuyla dönebiliyor. Üçgen çatı olarak birleştireceğiz bunu. Hop, aşağıya düştüm. Sertaç, aslında bir ayar var. Sen mesela şimdi yayın mayın yapıyorsun ya, ya da ne bileyim video, YouTube için video çekiyorsun ya. Hani mesela evet, örnek veriyorum, biz geldik hani bazen. Herhangi birisi ağzından küfür kaçırdı, sen işte yayın şey yaparken video. Sen istesen bizim DC'deki seslerimizi yayına vermeyebilirsin, biliyor musun? Bu sebeple de çektiğin videoda bizim sesimiz olmamış olacaktır. Biliyorum da o zaman da tek taraflı konuşmak biraz şey oluyor, biliyor musun? Ha, yayında diyorsun, anladım. Aynen. Yani kimle konuştuğumu bilsinler en azından. Oradan da ne anladım, muhabbetler ettiğimizi bilsinler, yani merakta kalmasın insanlar. Anladım. Şimdi üçgen çatımıza bakalım. Şu köşeler için sanırım şu. Şöyle. Heh, köşeler için olanları da koyayım. Buraları dolduracağız. Böyle bir şey yapacağız burada. Doğru koyduk değil mi? Aynen doğru koyduk. Tabi bu uzakta kalıyor. Burasını ördükçe yapacağız. Şu araya bir bakayım nasıl duruyor da sonra sök çıkar uğraşmayalım. Bakayım. Sanırım doğru yönde gidiyoruz. Şöyle. Ben nasıl derken o güzel oldu yazdı. Daha ben nasıl demeden. Şimdi hızlıca malzeme toplamak lazım buraya. Türkçe eklentisi gelse çok daha güzel kullanışlı olur da. İp lazım. İp yapabiliyoruz mu? Malzememiz var mı? Var. Ark'taki gibi mesela bir tane balta yaptım. İki tane baltan varsa biri kırıldığında otomatikman diğerine geçiyor. Ama tamir edecektik. Biz bak gene unuttuk. Yeni balta yaptık. Üst üste destekliyorsa iki tane balta tutabiliriz ya. Tamirle uğraşmayız. Biri kırıldı mı diğerini kullanırken ötekini otomatik tamir ederiz. Envanterde bakalım tek yer mi kaplıyor? Yok, çift yer kaplıyor. O zaman ne yapıyoruz? Kırılanı atıyoruz. Havada uçan balta attım şöyle.
Tetris vardı Cengo. Tetris kurdum. Online insanlarla kapışıyorsun. Ama bir oynuyorum görmen lazım var ya, üst seviyedeki ranklı adamları falan acayip ezdim yani. Helal Fetom. Online kapışması da ayrı bir zevkli oluyormuş Tetris'te. Ben online bir dönem Facebook'ta vardı, çok tutuyordu böyle. Facebook'ta kapışıyordum. Ya rekabetçi oyunları genelde güzel zaten. Ne oynadığın önemi yok. Biriyle rekabet etmek güzel zaten. Tabii. Evliydim o dönem. Eşimi bile bir gaza götürdüm. Bir nasıl oynuyor görsen var ya, bana yakın oynuyor yani. Hani hiç oyun oynamamış adam akıllı. Ama bir görsen hırs yaptı nasıl oynuyor ama. Tabii benim kadar olamazdı, ayrı konu. Bizim yılların verdiği bir tecrübe var. Sen gençliğinde bu Twitch olayları, Twitch olayları olacaktı o zaman. Spor oyuncusuyduk oğlum biz o zamanlar olsaydı. O dönemlerde yoktu yani bu işler. Şimdi bakma, eğlencesinde yaşlar, emekli modunda takılıyoruz da. Yaşlar kemale ermeye ramak kaldı. Böyle son çeyrek değil, farkında mısın bilmiyorum ama. Ya sıkıntı yok ya. Şeyi daha hissedemedim ama. Hani oyun oynarken ya eskiden olsa şunu yapabilirdim, şu an yapamadığım gibi bir his. Oynadığım herhangi bir oyunda olmuyor yani. Rekabetçi oynasan biraz anlayacaksın. Oğlum Dota'da Mota'da da oynadık ya. Onda da full refleks gerekiyor. Onda da olmadı yani. Rekabetçiden kastım bir FPS oyunundan bahsediyorum ben. Ben FPS oyunu zaten normalde oynamadığım için. Çok fazla, çok nadir oynuyorum. Bir Apex oynadım işte. Aynen kanka. O yani. Ne yumrukladım ben. Şimdi baltadan smote yapacağım beyler. Bunda 3 tane parça koyuyorsun. İstersen taş koy, fark etmiyor. Direkt smote'yi çıkartıyor, veriyor sana. Arda, o aklına gelen fikir herkesin aklına geliyor. Ama şöyle bir şey var şimdi. Sen o dediğini yaparsın, yapılmayacak bir durumu yok. Ama şöyle yaparsın. Yeni üyelik alırken her seferinde yeni kart kullanman gerekiyor. Aynı isme ait olmayacak. Birincisi o. İkincisi, aynı hesaba farklı kartlarla yaparsan aynı hesabını oynayabilirsin sürekli. O da hani uğraşmaya, yapmaya değecek bir şey değil. Sürekli o kartı bulamazsın. Bir ay yaparsın, iki ay yaparsın. Hadi bilemedin, üç ay yaparsın. Nereden bulacaksın sürekli farklı kart? Farklı isme ait. Ya bizim Türkler ekonomik olarak sıkıntı olduğu için her şeyin çakallığı peşindeyiz yani. Tabii yeni kart lazım. Ya tamam, yeni kart yapmadın, sürekli aynı kartınla yapacaksın. O zaman da ne yapman gerekiyor? Her seferinde yeni sıfırdan farklı bir İsmail Gamepass hesabı açarsın. Onu aynı kartı kullanırsın. Büyük ihtimalle onu kabul eder. Sonuçta sev dosyalarının hiçbir şeyin gelmiyor. Sana sıfır hesap veriyor. Adam der ki belki eşine, dostun, akrabasını açıyor. Aynı kartla herkesin hesabı ayrı olacak diye onu kabul edebilir. Ama dediğim gibi sıfırdan hesap olur. Ne kayıt dosyaların kalır, ne bir şeyin kalır. Hepsi sıfıra gider. Bilmem anlatabildim mi? Ben tavsiye etmiyorum ya, Cracked oyunu indirmeyin. Yani farkına varmadan bilgisayarınıza Bitcoin programı atabilir. Siz oyun oynarken de oynamıyorken de bilgisayarın her açık olduğu saatte size fark ettirmeden sizin yerinize bilgisayarınız madencilik yapar. Ne bileyim, annen baban geliyordur, bilgisayardan kart bilgilerini giriyordur, alışveriş yapıyordur, banka hesabına bir şeyine giriyordur. Keylogger'lar atarlar. Adamlar bir düşün, bedava mı verecek sana Cracked oyunu? Amacı ne yani o Cracked oyunu sana verirken? Oldu, Assassin's Creed Valhalla çıktı, 3 gün sonra geldi Cray'ı çıktı. Bu adam bunu babasının ayrı ne yapmıyor ki? Kredi kartı bilgisi çalmak için yapıyor, para kazanmak için yapıyor. Kimse kimse burada bedavaya yardım etmez. O yüzden Cracked oyun bilgisayarınıza kurmayın. Benim son sözüm budur yani. Hem şeylere de yazık yani. Biz de zamanında oynamadık değil, oynadık. Yapımcılara da yazık, kendine de yazık, ailene de yazık, herkese yazık yani. Boş ver.
Ya gelirin yok. Ya ben olabilecekleri söyledim. Hani bilgin olsun, annen baban kredi kartı bilgisini giriyorsa o bilgisayarından tehlikeli, haberin olsun. Çünkü günümüzdeki çoğu şey artık internetten yapılıyor, biliyorsun. Sanırım şundan 3 tane daha kurarsak. Umarım doğru koyuyorum. Şu an silik olduğu için seçmesi zor oluyor. Şunu yanlış koyduk galiba, şunu. Bir anormallik var mı? Var gibi. Bir bakayım. Var. Bir yanlışlık var bu işte. Bu doğru galiba. Doğru mu? Yok, gene yanlış yaptık. Abi bu neymiş ya bu? Elden geçmesi lazım biraz şunların. Hani şu tam oturmuyor köşeye. Yani bir şeyler saçma oluyor. Şurayı örelim de ondan sonra uğraşırız orasıyla. Düzden koymayacağım ya, tam üçgen şekilde birleştireceğim orayı. Orayı yaparken bir tane temel koyacağım, temelin üstüne çıkacağım. Oraya yakın aralıktayken seçeceğim onu. Şimdi tam seçerken sapıtıyor gibi geldi bana. Bak YouTube kanalıma da beklerim. Oradan da destek verin arkadaşlar. Bölüm bölüm oraya da atıyorum. Mutlu olurum yani. Haberiniz olsun. Üst kata pencere yapmadık yalnız biz ya. Böyle kapalı mı olsun üst kat? Aa yazmış zaten ya.
Azam. Çete daldım, oyuna daldım. Senin oyun içindeki yazılarını görmüyorum. Ya tabii genel olarak tek başına oynadığın oyunlar çok sarmayabilir. Hikaye tabanlı değilse. Mesela tamam bu da hikaye tabanı var ama sonuçta bir hayatta kalma oyunu, Survivor. Bu tarz oyunlarda arkadaşların da daha zevkli oluyor. Aydınlık yapalım ya avukatı. Burası kalsın merdiven kısmı. Ya da burayı da yapalım. Hepsi yapmışken tam olsun. Hani manzaramız, bir şeyciklerimiz olsun. Zaten aşağıda bir terasımız var. Mangalı orada yapacağız. Şurası mangallık. Evin bahçesine karşı. Karıncalardan bile daha seriyiz. Daha çalışkanız şu an. Bu arada ağacın altında bir yerde karınca yuvası var. Gece girdiğiniz zaman hepsi uyumuş oluyor. Asker karıncalar var. Onların arasından bir çip gibi bir şey çalıp kaçmıştım ben. Onlar hareketliydi yalnız. Gece de hareketliydi. Sanırım şu mutasyon neyle ilgili olduğunu anladım. Yani bu seçili değilken ben bunlara daha fazla vuruyordum. Şimdi daha az vuruyorum ya da dayanıklılığımız arttırdı bizim enerjiyle ilgili. Ha ne dedim ki ben? Yanlış bir şey mi söyledim? İşçi karıncalardan daha fazla çalışıyoruz. İçeride bir de asker karıncalar var. Onlar uyumuyor geceleri. İşçi karıncalar uyuyor. Üstlerinden zıplaya zıplaya geçmiştim. Askerler uyumuyordu ama. Bayağı da sağlam saldırıyorlar. Bir vurmuşlardı. Canım direkt yaraya düşmüştü. Nil hoş geldin bu arada. Şu hayvanları evcilleştirme muhabbetini yapmamız lazım ya. Arktaki gibi bindiğin hayvanlar sana kolaylık mı sağlıyor acaba? Arkta kimi hayvan odunun hızlı toplamana yardımcı oluyordu. Kimi taşı, kimi keşfi uçuyor falan böyle kuşlar falan da vardı ya.
Yani bunda da o tarz mı acaba özellikleri? Şu kuru ot köklerinden bulmaya çalışıyorum da. Şu mesela kuru mu? Gene bir şeyler geliyor ya. Ben altta 500 saat vardır herhalde. Bu arada bunu kıramıyorum. Bu başka bir şey. Ark çok iyi ya. Benim şu ana kadar oynadığım en kapsamlı, en kaliteli Survivor oyunu. Üstünü oynamadım yani şu an. Ki onlarca Survivor oyunu oynadım, bitirdim ben. Yani çoğunu söyleseniz demiştimdir ya. Bunu ben kesinlikle oynadım demişimdir yani. Hangi soset o? Ark'tan bahsediyorum ya. Ark oynadıkların arasında en sağlamı yani. Ama o da tek başına olmuyor işte. O arkadaşlarınla oynayacaksın. Ekip işi ya. Su damlası var. Hemen alıvereyim şunu. Zıplayarak yakalar mıyım diye baktım da. Ağaca vurunca düşüyor galiba ya. Ağaç dediğim yani şu otlara. Bir vurayım bakayım bir. Hop düştü. Bir kere denk gelmişti öyle. Vurmuştum, düşmüştü, denemiştim. Öteki de şuna bağlanıyor değil mi? Şuna vuracağız bir tane. Mis. Ark'ı şöyle oynayabilirsin. Eskisi kadar zor değil artık. Serverlar şey, çarpı 2. Çevireyim şunu. Çarpı 4 daha hızlı topluyor bütün malzemeleri, her şeyi. O yüzden daha hızlı gelişip daha hızlı hayatta kalabilirsin. Dedim yiyeceğim kaldı mı hiç? Mantarım varmış. Mantarı da koyalım şuraya. Ama peki. Geldim beyler. Hoş geldin Cigo. Hoş bu geldin. Arada Sezer abinizle Rust'ı bitirdik. Şey Rust. Rust neydi lan? Raft pardon. Rust'la karıştırdım da. Rust da var da bir tane. O da base falan kuruyor, silahlı. Onunla oynadık bayağı. Onda da vardır bir herhalde 300 saatin falan. Yani açık kapa yapmadım yani, bir 300 saat kadar oynadım. Oyuna biraz vakit ayırdık o anlamda. Kadar. He, o anlamda söylüyorum yani, yoksa iyi biliyorum demiyorum yani. Oynadığımı anlayın biraz, o anlamda. Başka. Sezer abinize dediğim gibi Raft'ı bitirdik. O da serisi var, oradan açıp izleyebilirsiniz YouTube'dan. Özellikle final bölümdeki şifreyi herhalde bulamıyorlar. Girip girip videodan bakıyorlar galiba bizim. Final bölümü çok izlendi diğer şeylere göre. Bölümlere not göre. Sezer abinizin sayesinde diyor oraya. Ver ver. Ver işte. Ben bir tur attım. Bodrum kata üste falan baktım. Sezer de diğer tarafları dolaştı. Hani eksik bir şey var mı yok mu diye. Sana gemiyle uğraşıyordum. Kapat istersen şeyi. Aynen, gemiyle uğraşıyordum. Sonra Sezer de sokak sokak dolaşmaya başladı artık. Kitaptaki yok, ismi fark etti sokakta. Ben bakarken. Bir ara sokak sokak hani indim ya, bir yukarı çıkıyorum, bir aşağı iniyorum. Bir yandan da kitaba bakıyorum. Kitaptan bir yerde yazar mı yazmışsa biliyorsun. Hani bir önceki şifreleri kitaptan yazmıştık ya. Abi harfleri birleştirmeye çalışıyorum. Diyorum acaba bir oyun mu yaptılar, şöyle mi yaptılar, böyle mi yaptılar. En son dediğin gibi o binanın önünden geçerken abi baktım öyle şeyi gördüm. O neydi o? Denizde hani teknelerin yanında oluyor böyle John Smith'i gibi. O işaret vardı bir tanesi. Aha bir baktım yanında da aynı sokak şeyi yazıyor. Tesadüfen ulan bu sokak mokak acaba bu olabilir mi falan derken işte öyle bir tane bir çözdüm. Oradan çaktı köfte yana.
Ama o gerçekten zor olmuş ha. Hani Seto şansisleri bulmasaydık biz orada daha hala oyalanıyor olabilirdik. Benden kaçmazdı Cigo da. Sen bana bırakmadın hemen buluverdim. Ben yani daha şimdi işlere girmemiştim. Ben uğraşıyordum şöyle gemiyle. Üşenmeden bütün odaları tek tek ama tek geldim. Ama güzel buldun şimdi, hakkını demeyeyim yani. İyi de sen de iyi buldun yani. Çoğu insan bulamaz onu. Aynen ya. Ama o yani oyun tecrübeler, bilgiler çoğunda şey var ya. Hani şöyle söyleyeyim Cigo. Oyun tecrübe dayanarak hani ben onu çıkartırım bir şekilde ama çoğu insan o şifreyi bulamaz yani. Bunca zamanlık oyun tecrübemi söylüyorum. Çoğu insan zorlanır kalır orada. Aynen. Sen iyi buldun yani. Çok fazla o tarzda oyun oynamasan da iyi ama buldun yani onu. Ama hatırlıyor mu? Bak bundan iki hani ada önce gittiğimiz yerde hani gemiyi dolaşıyorduk ya. Dedim ya sana Seto bak burada dedim hani kafa feneri var ya böyle kafanın üstte fener. Dedim aynen. Burada dedim bir de kafa feneriyle falan dolaşsak dedim belki bir şeyler çıkabilir. Bir şey dedim sana o da masanın üstüne çıktı. Hep gelip geçtiğimiz yerde gözükmüyordu. Feneri takınca çıktı o da. Aynen. Ön taraftaki restoran gibi yeri aydınlattığımda görmüştük oradan. Aynen öyle. Havuza bakar yani, mısın öyle? Tahminler şey yapıyor yani tutuyor yani biraz. Aynen yani 281 benim öteki videolara göre iyi bir rakam. Normalde iyi bir rakam değil. Arda da gitmiş oradan bakmış ama kaç kere izlendi diye. Arda. Alemsiyim öyle. Dinlerim bana yeter. Nerelerde neler sıkışmış. Yalnız o kurumuş köklerden bulamıyoruz ya. Yakın çevredekilerin hepsini tükettik galiba. Biraz uzaklara bakalım. Yazdı mı Azal ablanız biraz bir şeyler. Ha Sezer de gelsin yazmış bu oyuna. Tam bana hediye etsin hemen oyunu. Yarın geleyim. Hediye istiyormuş senden oyunu be. İlk ayı 6 lira bir şey olmaz işte. Beş lira lan diyor. Abi işte o 5 lira istiyormuş sen de. İlk oyuna girdik. Şu pipeti görüyor musun? Burada atıklar falan var ya. Pipetin içine giriyorum diye zıpladım hatta buradan böyle. Şöyle içine atlamaya çalıştım birkaç kere. Yani. Düşün o kadar bilmiyoruz öyle. Ulan Seto. Master Duz yazmış bak Seto bana. Bulamıyoruz ya. Yani bahçedeki bütün kuru otların köklerini topladık herhalde. Ne yapacaksınız siz kuru kökleri? Ya bu bina kurarken bazı noktalar o kuru köklerden istiyor da. Çerçevedir. Hani tahta gibi düşün. Biraz daha sert malzeme. Onu da böyle hani çok hafif çiçekler var rüzgarda uçar böyle başı top gibi. Adı neydi o çiçeğin de? Oyundaki ismi Dandelion. Dandelion. Yani tet mi pen mi muhabbeti yapmıştım hatta. B2 aklıma gelmiş direkt de. Bak şurada bir şeyler var ama bunları vurmuş değil. Neyse bak bir görürsem göstereceğim şimdi. Bu arada şunları bir deneyeyim bakayım ya. Belki bunlar da atar bir şeyler. Karanlıktan göremiyorum gerçi bunlar da. Şeyimizi yakala. Kayboldu bu. Aynen bunlar bir şey vermiyor. Bunlar sonradan oluşacak mı acaba? Bizim istediğimiz kıvama mı gelecek sonradan? Seto elini ateş olarak tuttuğun neden? Senin kibrit çöpü mü o? O valla şu otlardan yaptığım bir şey ya üstüne. Neydi o? Reçine tarzı mı? Bir şey koydum. Güzel olmuş ama çok güzel duruyor. Kibrit gibi ama. Güzel yanı o elindeyken çalışabiliyorsun. Mızrak sallayabiliyorsun, balta sallayabiliyorsun. İyi. Evde yaşayanlar büyük ihtimalle biziz. Arda kendi kuru otlarımızı topluyoruz. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu oyunun sonu var mı? Seto bir hikaye gibi. Cigo bu erken erişimde. Şu an daha bu tamamlanmamış bir oyun.
Bize de herhalde bu Game Pass'te Hazal'ın dediğine göre belli bir kısmını oynatıyormuş oyunu. Ama biz bayağı oynadık yani, bildiğin normal oynuyoruz. Nereye geldim ben bu arada? Çıkıyor mu buraya? Çıkmıyor. Çıksa evsi olurdu. Tepeye kadar çıkardık. Evet arkadaşlar, hala kurumuş ot arıyorum. Ama o büyüklerden. Diğer otlardan değil yani. O meşale yaparken kullandığımız otlardan değil. Müzik çaldı mı arkana bakmadan kaç. Her an saldırıya gelebilirler. Oyun garip şekilde takılmaya başladı şu an. Ha düzeldi. Oyunun bayağı eksiği var ya benim gördüğüm. Şimdi hatırlayamıyorum neler var ama. Seto bir daha tövbe de bitti ya, erken eşit oynatacağım diye. Almadım Cigo'da işte hani 5 lira verince biliyorsun biz Türk milleti sineğin yanını çıkartırız yani. 5 liraya 5 milyon liralık 5 milyon. Aynen liralık, yani o 5 liraya 1000 liralık oyun bitirmemiz lazım Cigo. Arda sen mi geldin lan, topladın bunları? Oyun bu arada normal fiyatı 180 lira bu oyunun. Almak istersen 180 lira ver diyor adamlar. Erken erişimdik hala. Evet. Fazla abartmışlar ya. Hangi kafayla yaptılarsa oyunu. İki tane ot koymuşlar. Engineer 4 motor kullanmışlar galiba. Grafik motoru. Ne? Ondan mı? Kendini kaybettiler ondan sonra bilmiyorum. O Unreal Engine 4'ü kullananlar da niye böyle pahalıdan satıyor kendini? Çünkü o bu en kaliteli grafik motoru piyasadaki. Ondan dolayı mı? En kaliteli grafikleri bu oyun motoru veriyor, evet. Mesela PS5'te de bir tane bunun son çıkan Unreal Engine 5'li bir tane videosu var PS5'te 4K. Gerçek film zannedersin. O izledin mi onu bilmiyorum. Bir ara konuşuyordum ben, anlatıyordum. Mesela bunlardan solucan yakalayıp çıkartabiliyorsun. Ben şeyi kapattık. Bunu baltayla 2 vuruyorum. Bununla 3 vurdum. Niye yapıyoruz biz o zaman bunu? O neydi lan? Setöre toprağın altından giden? Solucan Cigo. Yakaldım, affetmedim solucanı. Ondan da bir özel malzeme çıkıyor. Başka hiçbir şeyden çıkmıyor. Aleykümselam. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Şimdi bakalım. Hoş geldin. Normalde oyun onların parasına göre 20 TL. Yani onların parasına göre bakarsan onların oynayabileceği aralıkta. Yani o parayı verdiği zaman ya ben niye bu kadar çok para verdim %80'i demiyor bence. Diyenler vardır tabii. Pinti insan her devlette toplumda var. Onların ayrımı yok. Ama diğer türlü konuş be Feton be. Konuş be kurban olduğum. Bizim Türklere göre her oyun halkın çok pahalı. Fifi. Bulunduğumuz ekonomik kriz olaylara girmeyeceğim ama maalesef böyle. Şimdi kuru ottan bir alalım da. Vallahi ben geç görüyorum yazıları. Burada bir yer bulmuşken de bir gireyim dedim de. Herhalde bir şey yok burada. Open, 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 open please. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tamam. Bunlarda sıkıntı yok bak. Bunlardan hemen torç yaparız.
Her tarafta var. Bu diğerlerinden bulamadık işte. Hatta iki tane yaptım. Şuradan mı çıkmıştık biz? Biraz önce nereye geldik? Burada da ekstra bir karınca yolu olabilir mi acaba? Çipler falan çıkıyor ya, bir değişik görevler falan yapıyorum. Bir tane laboratuvar bulduk. Ben biraz önce geçtiğim yer, burada yok. Bir ayara bakıyorum da. İnce arka plandan. Görüşümü gördün mü Umut? Helal Cenk abi. Ölüşümü gördünüz mü gençler? Tamam. İlginç derecede bulamıyorum. Çok farklı yerlere gideceğim mesela. Hiç gitmediğim yerlere gideceğim. Şu bölgeye gidelim mesela bak. Şu baktığım bölgeye hiç gitmedik. Tam sağa çevireceğim bakayım. Aynen. Bu istikamette dümdüz gidiyoruz. Görürseniz söyleyin yani, ben görmüyorum. Açıyorum arada da, çok değişken açıyorum be kardeşim ya. Hoş geldin. İyi geceler olsun senin de. Vallahi eyvallah. Aslında durmak istemiyorum şimdi. Örümcekler falan sürekli arkamızda. Bu oyunun başlarında bir görev vardı. Ortumu yiyen pire gibi bir şeyler vardı. Yani başladığımız yeri bulduk. Baba abi, bir sürü çanta var burada. Spear'ımız. Önceki çantam benim. Ölmüştüm. Bunlar kaybolduktan sonra buraya geliyormuş demek. Abi ne kadar çok çantam varmış. Aa, gaz maskesi için diğer parçayı da bulduk. Kendimize de bir gaz maskesi yapabiliriz şu an. Bu da Hazal'ın çantası. Tamam, burada bir gömü bulduk. Lazım olunca geliriz buraya. Beş tane torç varmış burada. Ben ne yapmışım bu kadar ya? Ha pardon, beş tane diyorum. Yandakinin rakamını okuduk. Nereye gidiyorsun kardeş? Selamünaleyküm. Bunlar daha bizi tanıyamamış gençler. Nil ölünecek, öldürecek kapasitede değiliz ya şu an oyunda. O kapasiteyi yükselelim. Zırhtır, oktur, ok yapamadık mesela. Uzaktan uzaktan indireceğiz, başka türlü yapamıyoruz. O donanıma diyeyim daha doğrusu, ulaşamadık yani şu an. Örümcek, örümcekler okla ölmüyor. Niye ölür ya? Ok geçirmiyor mu onlar? Çok mu derileri sert? Hadi artık bir tane bulalım ya. Uyup kalksaydık çıkar mıydı acaba bunlar? Ne diyorsunuz? Bile DKB mi çıkalım yoksa direkt BM mi çıkalım ya da başka bir şey mi? Ha? Gençler. Sanki BKB daha güzel olur ya. Burada değişik bir alan buldum ben ama. Of, o neymiş öyle? Üstüme atladı uzaktan da, kaçtım herhalde. Allah Allah, burada neler var ya?
Evrimleşmiş böcekler var burada. Aha patladı. Asitli böcekler çıktı herhalden. Artık nasıl bu hale geldilerse. Ama şöyle şeyimiz vardı bizim, neredeydi o? Sumati'miz var. Sumati birazcık biliyorsunuz can dolduruyor. Tedarikli geldik. Birazcık da su içelim. Mataramız görebiliyorsak. Almış. Yok o gelir azaldığınız birazdan ya. Şu an şu bölgeyi keşfetmeye çalışıyorum biraz. Farklı bir bölge burası. Hiç gelmedik ya. Hani bir yeraltı mağarası, tünel girişi var mı diye bakıyorum. Açık alan yani. Burada bir işlem olmuş. Bir şeyler var burada. Değil mi? Burada bir işlem yapmışlar yani. Kırık dökük. Kesin bir şeyler var burada. Bu oyun çok pahalı ya. O yüzden biz Game Pass'ten oynuyoruz. 5 liraya. 5 liraya mı oynuyorsun kardeşim? 6-10 dakika değil mi zaten? O sürük böceği dolu beyler burada. Bunlar acayip şekilde gaz salıyor. Saldıkları gazla öldürüyorlar sizi. Haberiniz olsun. Kaç tane var? Yuvası var galiba orada. 4 tane. Osur öldürüyorlar zaten. Aynen. Cigo bir osurdular zaten çadırın içinde bana. Çıkmak nasip olmadı. 4 tane var karşıda. O tarafa gitmek istiyorum. Tam gitmek istediğim yönde duruyor keratalar. Etrafından dolaşayım. Gaz maskesi yapacağım. Malzeme var şu an aslında. Ölürsem sıkıntı tabii. Ölmem lazım. Burada beyaz bir şeyler gördüm. Ne buymuş ya bu? Kaset gibi bir şeye benziyor bu. Ama ekstra bir tane çıkabiliyorsak buna çıkalım ha. Aa bak, çiplerden bir tane daha buldum. Yani çip dediğim bu kol saati gibi bir şey var. Farklı özellikler, farklı craftlar çıkıyor. Bir robot var yer altında. O robota gidiyoruz. Topladığımız puanlar var bizim. Şu yukarıda yazıyor 960 bak, mor renkte olan. Onlarla açıyoruz. Görevleri de sanırım bu elimizdeki aldığımız o tarz çiplerle falan yapıyoruz galiba. Burada piknik masası var. Gidelim bakalım piknik masasına. Belki birinin kaşığına çıkarız, bizi tanır. Kadın bağırıyormuş. Eyvah oğlum yiyorum diye bizi görüyormuş. Kaşığın içinde. Ha evet, oyunun yani haritanın sınırlarına geldik. Şu an buradan öyle. Sonrasını yapmadık. İlerleyen zamanlarda yapacağız diyorlar yani, uzun lafın kısası. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne yaptım anlamadım ya. Şunun içine de bakalım gelmişken. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor çünkü. Bu tarz oyunlarda böyle her tarafa bakmak lazım. Baksana abi, aptal adam neler yapıyor ya. Neyse ben gideyim oyunu bitireyim burada. Ben bitireyim burada oyunu.
Buralar temiz, bir şey gözükmüyor ama bir karşıya geçelim. Atlar mı buradan? Deneyelim bakalım. Atladı. Ama yere. Hem keşif yapıyoruz hem ev kuruyoruz. Bu arada sabah oldu bu. Meşaleyi kapatalım değil mi? Bir anda sabah oldu ama manzara güzel. Keşke uzakları buğulu göstermese. Çok güzel olacak da çok buğulu gösteriyor uzakları. Sınırlarımızı da biliyoruz en azından. Nereye gideceğiz, nereye gitmeyeceğiz. Şu yukarı çıkabileceğim sanırım. Çıkabiliyorsam çıkarım ben oraya. Nereden atlarız? Şu taşın üstünden atlarız oraya. Yok, o FN'i öyle yapmışlar ya. FPS düşürücü bir şey değil o. Bulu göstermesi. Ona bilerek efekt yapmışlar. Bulu göstersin diye. Aslında orayı net gösteriyor. Bize yansıtırken bulandırıyor orayı. Buradan yürüm ya. Burası çok dik gibi duruyor ama. Ha, yürüdü vallahi. Nereye gidiyorsun lan? Beni duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Tamam. Oyundan açabiliyorsun. Bak aç. Duyayım ben seni oradan. Hareketlere gel kardeş. Cengo kaçabildiğini sandılar öyle. Biliyor mu? İzledim orayı. Ya drop bir tutuyor da. Seni tutuyor, sen onu tutuyor. Nasıl bir beyin kasırgası? Drop şeyden kaynaklanıyor ya. Twitch bize bir bant genişliği sınırı uyguluyor. Biliyorum bunu abi. Büyük yayıncı olmadığımız için o sınıra takılıyoruz. O yüzden drop giriyor. YouTube'da yayın açtım geçen. 6K bitrate verdim. Bak şu an 3.5 bitrate verdim. Hatta 3600 verdim. Drop giriyor olabilir. Ama mesela orada ilk bir saat Forza oynadım YouTube'da canlı yayında. Hiç drop falan vermedi. Evet bakın beyler. Bayanlar. Sesin geliyor mu? Sesin geliyor. Yalnız bak burada bir tane daha buldum, gördün mü? Daha nerede buldum bak. Şu bulunduğum noktaya bak. Renkliyim. Aa, bir sürü şey buldum. Son bir parça daha bulursam. Azo. Ondan sonra tamamdır. Süper. Ondan çıkamadım ya. Bayağı dolaştım ya, sınırlarını belirledik yani tam olarak. Nerede ne var? Takım çok kötü. Cigon baksana hiç oynayamıyorlar. I'm not picky. It's no lemon crime but 70 tane diken topladım. 10 kapı var. Bundan da görevler açıyorsun galiba, oyunun senaryosunu etkileyen görevler de olabilir. Tam emin değilim. Bir özellikler ekliyor yani. Bunlar gizli yerlerde saklıyorlar. Ben en dış çerçeveden dolaşıyorum yani oyunu şu an. Resmen bildiğin. Nereye gelmişim? Bak şuradan başladım aşağıdan. Şöyle geldik. Şuralardan. İleri gitmiyor. Şuradan geldik şöyle. Şu an şuradayız. Çok kötüsünüz be kardeş.
Yani baktığım yerleri görüyorsunuz. Nerelerde ne var. Şimdi birazdan aşağı düşeceğim. Geliyor mu Zezo? Turbo. Hala hayır. Devam ediyor galiba Cengo etkinlik. Yok abi, çalışıyorum ya. Ha pardon. Ya Cengo hala diyorum o etkinlik devam ediyor. Ediyor kanka. Düştü mü kutu fiyatları nasıl, baktın mı hiç? Yok be aynı, onlar tavan fiyatları. Onun altına düşmez. Dün gece bir hata verdi. Dota'yı oynayamadım ya. Sildim komple yeniden. D'ye kurdum. E'ye kurunca dosya Game Pass'in oyunlarının kurulu olduğu yere kurdurttun onu, anlamadım. Dosya şeyini şey yapsaydı, düzeltseydi. Düzelirdi o zaman. Şöyle de bir şey yapmışlar bak, Game Pass oyunları Steam oyunları gibi göremiyorsun. Bir tane dosyada içine girebileceğim diye baktım da içinde bir şey yok mu, zaten girsek ne olacak? Sen kaç tane oyun indirdin Sertaç? Ben 5 tane indirdim ya Game Pass'ten. M2 SSD'yi indirdim onları. İndirdiği oyunların içeriğini hiçbir şekilde açmıyor, dosyaların hiçbir şeyini göstermiyor sana. Herhalde uğraşmasınlar diye. Crack'tir, carttır, curttır, yamadır, bir sürü bir şeyler uğraşıyorlar ya. Mantıklı. Ya oradan oyunların dosyasını alıp cracklerler diye Seto. Ondan tabii tabii, hepsi aynen. Microsoft biraz garantici. Ben şu an hangi oyunları indirdim söyleyeyim. No Man's Sky'ı indirdim. İşte bu oyunu oynuyorum, görüyorsunuz. Tetris var bir tane. Adını söyleyeyim hatta. Adı Tetris. PvP'si var yani Tetris'in, öyle bir oyun. Onun haricinde Forza var. Forza Horizon. Forza güzel ya. Son bir tane daha indirdim. Frons diye bir şeydi galiba. Buz çağında geçen strateji oyunu. Bütün dünyanın geleceği kayboluyor. Türkçe dil. Onu da seri olarak çekeceğim, yükleyeceğim YouTube'a. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Strateji işte. Büyük dev bir makine var. O makinede insanlar sığınıyor. Hareket ediyor o makine. Uçak simülatörünü indirmeyi denesene ya. İniyor gibi gözüküyor ama inmiyor. Duruyor yani. Dovlan linkleri falan yanmıyor modemde. No Man's Sky'da açıyorsun. Tamam mı? Birini multiplayer'den kuruyorsun. Diğer arkadaşın da senin oyununa katılıyor. O şekilde oynuyorsunuz. Herhalde 3-4 kişi bağlanabiliyordur. Bilmiyorum kaç kişiye kadar sınır limit var. Bak Frostpunk diye bir oymuş öteki de. Frostpunk. Yazılışı Frostpunk diye yazılıyor. Strateji oyunu bu. Bu şeyi de kurdum bakmak için. Age of Empires 3 HD Remaster'ını kurdum. Onunla da birkaç el şey atarız. VS atarız. Oynarız, senaryosuna bakarız. Ama tabii bunları... Kıstın mı sesini? Ne yapayım? Yok, geliyor Cengo sesin de. Cevap verme sırası gelmedi tam sana. Onu oynamam Cengo ya. Oyunu. O kalitedeki oyunu. Aynen, çok oyun var çünkü ona çok oynayasım gelmedi, yalan yok. Güzeldir ama her oyunda oynayamazsın. Hangi oyunu? Simülatör var ya, Windows. Microsoft'un yaptığı uçak simülatörü. He. Çok detaylı oyun. Çok detaylı, Game Pass'te de var yani oyunu, indirip oynayabiliriz. Hall oynamak istiyorum, Hall 4 var mesela. Onu da 2-3 parça birden oyun indiriyor. 100 kaçtı? 130 GB falan, da o yüzden indirmek istemedim. FPS oyunu o. Çevrim içi arkadaşınla görevde ilerleyip oyunu bitirebiliyorsun sanırım, o tarz. Tamam, indir onu sete hemen. Yani. Halledelim hemen. Aynen, FPS oyuncu o. Bir de çok kaliteli, güzel bir oyun yani. Geçen Shroud oynuyordu onu. İndirmiş. Aynen. Onda da vardır zaten ayında Game Pass.
Olmaz mı ya? Onlara bedava veriyorlar. Tabi. Game Pass'e bile gerek yok yani. Adam kaç bin kişi izliyor adamı. Onlar milyon dolarlık çocuklar Seto. Aynen. Sen da, nereye gittin ya? Seto, dalıyor mu dibe doğru? Dalıyorsun Cigo. Ben şimdi bir eklenti açtım. Mutant özelliklerinden suyun altında hızlı yüzüyorum. Nefesim de bir tık daha iyi tutuyor. O değişik örümcekler var burada. Buradaki görevi hallettiğim için kıyıdan kıyıdan gidiyorum şimdi. O çiplerden arıyorum ya. Şu an keşifteyim. Var, oyunda var galiba. Bilgisayar Game Pass'e görürsün. Game Pass oyunlarını görebiliyorsun zaten Arda. Bilgisayar için olan Game Pass oyunlarına tıkla. Orada bütün oyunları göster de sana alayını gösteriyor. Aratabilirsin de. Şu dandelionlar bitti galiba. Bulamıyorum ya. O kadar çok dolaştım ki onları bulmak için. Yenisi çıkmadı. Uyumadık diye mi acaba? Olabilir. Uyuyup bir kontrol ederim olmasa gece olunca. Belki yani biz gündeki... Aynı oyunda mısınız Seto? Hazar'la aynı oyundayız şu an. O nereden? Nerede takılıyor? O dejavu yazıyor. Bak gördün mü ekranda? Başka bir yerde bir şeyler mi bakıyor? Aynen malzeme aynen. Falan topluyorduk da şu evi yaparken ayrıldık. Ben de ha, şu çipi bulduğum yerleri nereye götüreceğim bak göstereyim size. Şu ağacın altındaki gizli ilk bulduğumuz üssü göstereyim. İkinci üssü de suyun altında. Onda da yapmamız gereken bazı özellikler vardı. Hatta oraya da dalayım, orayı da göstereyim size. Bende yok Arda oyun ya. Ama Game Pass'in içinde olabilir. Tam net hatırlamıyorum, bakmak lazım. Ben o yaprakları çatıya koyamıyorum ya. Oyuncu muyum be kardeş? Niye valla bilmiyorum. Gelince ben de bakayım, şu an bir şey diyemiyorum. Desteklenmiyor diyor. Ama bir şeyler peşliyor gene beni bu arada Azo. Öleceğim. Şeyi bulamadım ya, ilk vurduğumuz laboratuvarın girişini bulamadım. Ağacın etrafını dört dönüyorum şu an. İyi bari zıplamasını yüksek İlk yapmışlar. İlk vurduğumuz şey değil mi ya? Patlamanın olduğu yer. Aa bak, ben o sineklerin oraya geldim, tepeye geldim. Burada da kesin vardır. Bir şeyler var burada aynen. Görüyor musun ben neredeyim, nerede dolaşıyorum? Hop bir tane buldum. Ben sadece adını görüyorum da. 100 puan bulduk, güzel. Kaç oldu? Bir tane de araştırmalardan açarız bunu. Karınca yuvası buldum galiba, bir tane aşağıda karınca yuvası var. 960'tı değil mi? 1060 oldu, tamam. Şimdi yeni craftlar açacağız. Bu arada tam karşımda... Aha sineğe bak, vurdu bana. Tam karşımda o aradığımız şeyden var. Kuru ot var. Dandelion. Dandelion var aynen. Tam benim olduğum yere gelirsen onu alabilirsin. Ben başka yere gideceğim çünkü. Onu kırarsan bulamayabilirim. Oo, ben oraya kadar gelemem. Uzakta mısın? Neredesin sen? Ben evdeyim. Tamam, eve yakınım ben. Bak haritaya bana. Dümdüz koş, hemen yakınız zaten. Ya bu sinek de geliyor. Vuruyor. Akar mı? Normal sinek ya. He. Geliyor bir tane vuruyor. Staminadan çalıyor. Bir şeyler yapıyor. Gidiyor ondan sonra. İnce ince. Nerede olduğumu da göstereyim sana bak. Görüyor musun ben neredeyim? Havaya bak. Lambanın üstündeyim bak, zıplıyorum. Ha gördüm. Şu yan taraftan çıktım, dalların oradan. Aldım o mor şeylerden. Tam bak burada gördün mü? Yuva var bir tane aşağıda. O yuvanın yanında dandelion. Ha gördüm.
Tamam, ben iniyorum şimdi buradan. Aslında ekleyecekler yaprak özelliği. Yüksekten atlayınca süzülerek ineceksin. Küçüğüz evi zaten. Glider var zaten oyunda. Atlayınca süzülme olayı mı var yani? Evet. Ha, salladım ama hiç bilgim yoktu, biliyor musun? Demek ki aklın yolu bir. Mıyım be kardeş? Birazdan bulacağım giriş ya. Sen su altındaki buldum. Yere mi gitmeye çalışıyorsun? Yok, üstündeki yere geldim şu an. Aa, tamam. Yalnız şurada da bir yol var gibi ya. Biz buraya gitmedik ama başka yere mi çıkıyor acaba? Bakayım bir. He, ağacın merkezine çıkıyormuş. Tamam. Biz görevleri yapmıyoruz zaten. Görev falan diyor bize. Yukarıdaki görevleri yapsak oyun daha iyi ilerleyecek de. Bak, bir şeyin çipini bul diyor. Grave Roberts. Yani bir çipler mipler buldum ama onun çipini daha göremedik şu an. Bugün mü Nil söylemiştin var diye? Bu dediği Arda'nın dediği oyunu mu diyorsun? It is nice to see a friendly face around here. What would you like to know about? A question about me? Bu şehir kurma muhabbeti falan vardı. Oyun değil mi o? He, pardon, tamam. Is there anything else I can help you with? If you have any extra rock... Bir su altına gidiyorum ben Azar. Üst katın her yerin şey yapmışsın, pencere yapmışsın, o yüzden dandelion çok istiyor. Ya uğraşma onunla o zaman ya, boşver. Şu topladığım parçaları belki su altında kullanır mı? Bir dakika, şununla bütün seçeneklere basmadım ki hangi seçenekte nerede kullanacak. Neredeydi bu robot? Always happy to see a three-bold quest. Bir tane görev aldım. Ya da verdim mi bilmiyorum artık. Verdin görevi. Şu an 3 tane görev alındık mı gözüküyor? Hayır, maske görev görevi. Akorn yüzün maskesi gibi bir şey yapacağız galiba. Howdy, it's good to see you again. Three bold quests. Buradan seçili görevleri de iptal edebiliyorsun. Neyse, görevler kalsın. Bu robottan aldığımız görevler. Su altına gidelim, geliyorum sana doğru. Sen suda çok yüzersen bence senin de o su altında daha fazla nefes tutman, hızlı yüzmen özelliği evet. Açılabilir. Sen görev verdin galiba şu an. Sen görev verdin ya da yaptın bir şeyler Azal. Kayboldu görevlerden bir tanesi, şeyi yapsaydı. Şeyi yaptım işte. Akorn'u yaptım. Maskeyi yaptım. Örümcekle uğur böceği kapışıyordu biraz önce galiba, bakayım. Örümceği uğur böceğin üstüne çeksem saldırır mı acaba? Deneyim bakayım, gel bakalım. Hadi be. Çok hızlı geliyor.
kadar hızlı gelmiyordu ya sanki bu. Mahvetti beni. Çilekeş hayatımıza son verecekti, örümcek de son anda kaçtık. Bunun girişi neredeydi bakayım bir de. Şu kabarcıkların çıktığı taraftaydı galiba, bak karşıda kabarcıklar çıkıyor, görüyor musun? Geliyorum ben de. Tamam, atladım ben. Balık gelirse diye bekleyemedim, hemen indim aşağıya. Bunun kestirmesi var da ben kestirmesini hatırlayamadığım için ilk gittiğimiz yoldan gidiyorum şimdi. Kapa kaçmıştık ya, kolay gidelim diye. Aynen, hatırlıyorum orayı. Ama kapak tam olarak neredeydi onu hatırlayamadım. İlk geldik burayı açmaya. Yani buradan çıkmaya çıkamadık. Şu suyun altında şeyler var. Şu zımbırtılar var. Bunlardan 3 tane var. Üçünü de çevirince açabildik. Aa, burada değişik malzeme var. Bunları kırıyor mu acaba? Aa, klay varmış bak burada suyun altında. Çamur var galiba. Çamur muydu bilmiyorum. Aynen. Kil, ya bu... kil. Ha, boğulacağım ben ya. Yanlış yere yüzdüm. Pardon. Cama çarpıyor kafa, çıkamadı bir türlü. Kil miydi o? Tamam. Kil. Ben üst katı dolaşıyorum şimdi. Üst katta bazı şeyler vardı ya, basamıyorduk. İki parça bir şeyler aldık ya, belki bir şeyler aktif olmuştur. Kapı kapalı, çıkamıyorum. Kapı önce... açılıyor ya yaklaşınca. Açılmıyor. Camlı kısma gittiysen. Öldüm. Geliyorum bir dakika, suyun içinden uyandırabiliyor musun, öyle bir zımbırtı var mı? Allah Allah. Nerede öldün? Hani yoksun kapının burada? Öldüm, ben de canlandım. Respawn etti. Yaklaşınca otomatik açılıyordu kapı. Niye açılmadı ki? Hayret. Ben yaklaşıyorum, hiç otomatik açılıyor. Kaldım öyle orada. Çıkamadım. Yani kapak açık mı gözüküyordu? O demir kapaklar kapalı mıydı? Yani bilmiyorum, orası açık duruyordu ama çıkmadı. He, sen yanlış yere gitmişsin. Orada camlı kısım var. Suyun altına bakan, o cam olmadığını zannedip oradan çıkmaya çalışmışsın. Ben de aynısını yaptım, hemen dönüverdim, kapaklı yerden çıktım sonra. Öteki kapısı nerede acaba bunun? Büyük bir kütük gibi bir şey vardı ya, onun biraz çaprazında duruyordu ama görmeden tarif edemem. Gördüm. Buldun yani. Buldum da öleceğim. Senin özelliğin açılmıştır ya, sen bayağı yüzdün. Kapı kapalı. Ölüyorum. Öldüm. Aynen, Azal ablanız cama çarptı ya.
Kuş gibi cama çarptı, görmedi cama. Uçamadı dışarı. O kapıyı açsana sen. O kapı açık, kapı zaten. Kapalı. Geliyorum öteki aşağıdan. Öteki taraftaki kapı. Öteki taraftaki kapı. O zemin kattan mı dalıyorduk oraya? Şu an daldım ben. Açık bak, oradaki kapı açık mı? Bak. Çıktım Allah yukarı. Allah. Görüyor musun beni? Neredesin? Gel yanıma, buradan dalacağız hemen. Tamam, bekle. Oo, balık da pusuya yatmış, bekliyor orada. Takılmış balık, takılmış, güzel. Tam benim olduğum yerden dalacağız. Seni bekliyorum şu an. İnşallah saldırıya uğramam. Geliyorum, geliyorum. Tamam. That was refreshing. Bayağı uzaktaymış. Ha, yaklaşmışsın bana. Demek ki bu üçgen işareti gibi bir şey var. Bak, buradan dalıyoruz buraya. Bir dahakine buradan dalarız. Diğer yoldan uğraşmayız. Geldim. Hadi dalalım. CTRL'ye bas, direkt olduğun yere insin. O zaman tam olduğu yere iniyor. Diğer türlü biraz açılı inmeye başlıyor. Yani W ile inersen açılı inmeye başlıyor. Şu an bak, W'ye bastım. Öne doğru yüzmeye başladı. Neyse, Shift'e bastım. W sağa sola yapa yapa iniyorum aşağıya. W ile daha hızlı yüzüyor, biliyorsun. Sen baktın mı, açılmış mı yüzme özelliği? Bakacağım. Bak bakalım. Merak ettim. Adı Mert'in diye bir şey yazıyor. Adı Mert. Aynen. Şu haritada gördüğümüz üçgen işareti bizim kestirme yolumuz. Bu su altındaki üste girebilmemiz için. Burada tıklanacak, basılacak bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Alayına tıklamaya geldik arkadaşlar da. Şu an hiçbir şeye tıklayamıyoruz. Tıkladık, bitirdik galiba onları. Abi, hani yapılacak bir şeyler vardı ya burada, bir de ekstradan ben demiştim sana. Bilmiyorum, hatırlıyor musun? Power'ı mı açmak gerekiyordu? Güç. Evet evet, güçle ilgili bir muhabbet vardı. Üst kata çıkalım, burada yok demek ki. Beyler, ben kaçıyorum. Tamam, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kaçıyorum, kendinize iyi bakın. Yarın da iş var ya, yatayım hemen. Tamam tamam, yat, dinlen Cigo, aynen. Hadi görüşürüz, Adar'a da selam söyleyeyim. Tamam, ben iyi geceler. Tamam, sana selam var Adar. İyi geceler. Tamam. Aleyküm selam, sen de söyle. Oğlum da sana selam var Cigo, görüşürüz, hadi bakalım. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi... Çantam bıçağımı şeyin altında kalmış. İlk doğduğumuz yere git. Benim 3 tane çantam var orada. Bir tanesi malzeme dolu full. Güç zımbırtısını bulamadım ben. Neredeydi o ya? Bilmiyorum ki. Yani ben de göremedim. Aşağı kattayım. Eminim yani, burada bir yerde vardı. Burada değil. Bir tane aşağı iniş var. Burası ilk geldiğimiz yer anlayacağım. Burada yok. Buraya gelmeyeceğiz. Bence kalmadı bir şey burada.
Valla çok eminim ya, bir şey olması gerekiyor orada. Görsen direkt hatırlarım. Derim, burada şu vardı. Kesin derim yani. Ha buldum, Azal. Buldun mu? Buldum da. Hiç bir yazılmaz bir şey çıkmıyor, çalışmıyor yani. Bunu bir yerden bence bir işimiz yok. Daha sonradan aktif edeceğiz bence burada bir şeyleri. Olabilir. Nil yazmış, abi sizi görevler yönlendirecek. Varsa da görünmez demiş. Arda, Nil ablan senden 7 yaş büyük. Ya da 5 yaş, tam hatırlamıyorum. Haberin olsun. Bir çıkalım o zaman burada. Şu an dediğin gibi yapacak bir şey yok burada. Uzun yoldan gidiyorum ben şu an. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama bakacağım. Öleceğim. Saldırıya uğradım şu an. Tahmin ettiğim gibi bir şeyler var ama hani tüp gibi bir şey mi yapacağız bunları almak için? Aldım. Sizlere ömür. Gittim. Göreceli. Herkesin bakış açısı göreceli Arda. Senin güldüğün şeye başkası gülmeyebilir. O yüzden ona bir şey diyemezsin yani, yapamazsın. Sana komik gelen de başkasına komik gelmeyebilir mesela. Sana niye garip gidiyor, sinirin bozuluyor? Seni alıp denemedin oğlum. İster güler ister gelir ortaya, sıçar gider, herkesin kendi zevki. Çantamı gösteriyor mu benim ya bu arada? Su altından bir şeyler buldum. Aynen, benim çantam orada, ben çantama ulaşamam zaten, o çanta yalan oldu benim. Çok derinde o çantayı alsam da geri dönemem yani. Arda, ortada hiçbir şey yok. Tartışma konusu çıkartma sakın. Duydun mu? Oyunla ilgili muhabbet sohbet. Kimin neye güldüğünün önemi yok. Dediğim gibi herkesin kendi zevki. Şimdi bak, şöyle bir şey var.
mesela benim kızım 9 yaşında, tamam mı? Yaşından dolayı onun komiğine daha farklı şeyler gidebiliyor, daha farklı şeylere gülebiliyor. Şimdi arandaki yaş farkından dolayı mesela bazı insanlarda, şu anki Nil ablandan dolayı demiyorum. Geliyorum. Nil ablandan dolayı demiyorum, bu genel bir bilgi veriyorum sana. İnsanların bulundukları yaşa göre komiğine giden olaylar, gelişimler daha farklı oluyor. Ondan kaynaklanıyor. Çantamın derdine düştüm ben şimdi. Oradan çantamı çıkartabilir miyim acaba? Nasıl çıkartırım? Alırım çantayı, birkaç parça geri üzerim, gene ölürüm. Alırım çantayı, birkaç parça geri üzerim, gene ölürüm. Ölürüm diyorum yalnız. Ölürüm demiyorum bu arada. Ölürüm. Ölürüm sana. Neyse dur bakayım bir. Tarkan'ın şarkısı aklıma geldi. Vardı ya bir tane, şarkısının adı Ölürüm Sana'ydı. Bilmiyorum hatırlar mısın? Bu çanta senin mi sarı olan? Aynen. Sarı çanta benim. Yanında da bir şeye gittim. İşte açtım ben orada galiba. Ne açtım bilmiyorum. Neyse de bakalım. Gideyim ben, üstüm boş. Ama alamayacaksın ki çantayı. Gidersen. Ben alabiliyorum ya. Zaten bakacağım oraya. Hareketsiz kaldı benimki ya. Böyle bir sarhoş gibi ha. Ya da bir şeye takıldım ben görmeden. Öldüğüm yerde birkaç kere kalmıştı ya çantam Nil. O yüzden öldüğüm yere gitmeye çalışıyorum. Bak şu. Dejavu'nun yanında bak şurada. O da diyorsun bu base'e mi döndü şimdi? Şuraya mı döndü diyorsun? Ölüyorum, öldüm. Ha o bak mı oyundaki? Tamam, geldim zaten buraya kadar. Bir kere daha öleyim madem de, o zaman gideyim. Oksijen maskesi yok mu ya? Vardır büyük ihtimalle de. Biz hiçbir şey öğrenemiyoruz arkadaş, tıkandık kaldık. Balığa bir şeyler olmuş ya. Hareketsiz duruyor. Baklanmıştır. Yaşlanmış balık. Hastalık kapmış, üstünde yosunlar var. Ay yazık. Öldüğün yerde bak senin de çanta işareti çıktı. Bir şey yoktu ki çantamda. Bir tane mantar vardı. Görev yapsanız akıp gideceksiniz diyor. Doğru söylüyorsun ya, biz görevlere odaklanalım bundan sonra. Yapamıyoruz. Evdir, keşiftir derken daldım ben her şeye. Bir yeri şey yapmışsın. Discover ettin. Evet. Üstümüz var ya bizim, üstümüz. Orayı açtım. Dışarıdan. Güzel. Şimdi o görevler dediği bu robotun verdiği küçük görevler mi? Yani başka görev yok. Onları yapacağız. Evet. Tamam ben o gideyim şimdi. O zaman Spider öldürmemiz lazım. Diğer taraftan çantamı alayım ben. Karakter mi değiştiriyoruz buradan? Hadi biraz da şununla oynayalım. Yok, hiçbir şey olmadı. Babacım uyumadın mı sen? Tabi geç yatmaya alıştım ben de. Anacığına gidince tabi. Efendim babacım. Ben de seni çok seviyorum canım kızım. Hadi bakalım tattırıyorlar sana. Güzel güzel. Uyu güzel güzel, tamam mı sen? Hadi bakalım. Gene de yaklaşma sen kimseye. Hadi öptüm babacım seni. Efendim babacım. Evet babacım. Tamam. Hadi ben de seni öptüm. Tattırıyorlar babacım. Bay bay. Hadi bakalım bay bay. Sana da babacım.
istikamette dümdüz koşarsak çantamıza ulaşırız. Bir sürü çantam vardı orada. Bir dördüncüsü eklenmiş oldu o zaman. Gördün mü benim çantaları oradaki? Ben o tarafta değilim. Başlangıç tarafındakine bakıyorum. İşte başlangıç tarafındakine gidiyorum ben de. Benim 100 metre var daha. Ya takılıyor bu çok çimlere ya. O can sıkıcı yani bu çimlere bu kadar çok takılması. Karakter değişince inşallah alabiliyorsun dedin ha, inşallah. Temellim o yönde. Azal ablan da 100 metre koşucusu gibi koşuyor. İzini bulamadım, bırak görmeyi. Osuruk böceklerin oraya gelmişim. Öyle. Anasını satayım. Sen hızını alamamışsın ya. Bitiş çizgisini geçmişsin sen. Hiç sorma. Havan kime? Yakalayamadık. Allah Allah taş çıktı çantadan. Şurasıydı galiba. O bütün çantalar duruyor. Dejavu'nun çantası da orada. Açıyor mu içine bakayım? Açmıyor. No stealing diyor. Şunları alalım, çanta bir kaybolsun. Şunları da alalım, bunlar da kaybolsun. Şunu da aldık. Al bitmiyor ya, burada bir sürü malzeme var. Allah, ben de geldim. Ne oldu be? Ha, bana biri saldırıyor zannettim, bir an tırstım. Saldırdın mı? Yok. Saldırmadım. Aşağıya düştüm yukarıda. Sen benim karakteri gördün mü, yeni karakterim? Ana, Arap almış. Çılgın çocuk İso. Arap İso. Evet, nereye? Nereden buldun böyle absurd isimleri sen? Bilmiyorum, Django aklıma geliyor bir yerlerden öyle. Müzikler vardı eskiden. Yürü. Ali Desidori'nin bir tane müziği vardı. Ulan İsmail falan diyordu galiba, çok eskilerden. Bunlar neyiz ya geldi. Böyle baksana. Bunlar, bot izi mi bu? Bunlar ayak izi. İnsan ayağı izi yalnız. Ayakkabının altındaki tetikler galiba. Bot evet. Kedi görmesek kedi izi diye yutturacağım bize. Böyle kedi izi mi olur Nil? Aa, kedi de olabilir bak, pati patiye benziyor. Patiye mi benziyor bu? Aynen, gel bak şuraya. Sen kedi sahibisin, hemen bir incele bakalım evdeki kediyi. Patisini. Tamam bak, bu kedi izi ki. Bak, bunda hemfikiriz, bu kedi izi. O zaman ama kedi bu, bizi görürse. Bu. Böyle bu kedi izi olmaz kedi. Ya. Anasıyla çocuğum dolaşıyordu orada. Ulan arılar diyorum, sinek işte, bıktım sizden ya. Bizim spider'ı öldürmemiz lazım. Tamam hadi gel bir spider boka sokalım, bir yerde sıkıştıralım, öldürelim abi. Boka sokalım aynen. Başka türlü öldüremeyiz yani. Yok. Spider bulmaya gidiyoruz arkadaşlar, spider. Ama benim spear'im yok. Bunu yaparız. Sen koydun buraya. Aynen. Dikkatin dağılmasın. Kaldırayım onu oradan. Spider-Man. Son bu Spider-Man'deki karakterin adı neydi ya? Hatırlıyorsunuz mu? Yeni Spider-Man çıkıyor PS5'e. Neydi ya o? Ben Morales diye bir şeydi. Bilmem ne Morales. Morales. Miles. Işınlanma makinesinin oraya geldik. Bak örümcek karşıda, gördün mü? Sen... Görmedim. Aa bak, şunu alıvereyim ben. Silence. Ah şöyle. Bizim baga sokalım.
Vallahi ya bug'a sokacağım ya da o beni sokacak. Ben burada arada bekliyorum, onu da sana gidiyor galiba. Ay bana geliyor. Oğlum nasıl bir örümcek bu ya? Nereye gitti, gitti ya bu? Gitti gitti. Ne yaptın hayvan o kadar? Baksana o kadar kaçtı gitti. Niye bileyim? Ah geliyor. Hop geliyor. Kaç 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 kaç. Spider. Hadi Spider gel arkamızdan. Spider'im de. Bakayım ya, malzeme varsa bir tane yapıp atayım sana, varmış bak. Yaptım. Bir. Benim önümdeki spear farklı yalnız ha bu arada. Tamam. Aa geliyor. Arkana bakma yolcu. Oradan şarkı üstünde. Ödüm koptu. Ben öyle bir kaçtım ki saldırmayı unutmaz, sıkıştı tamam. Sen beni, kaçarken beni saldırdı. Beni saldırdı. Beni saldırdı benim güzel. Bir gra... beni de bir bakıyor. Atlar söylerim. Bak birimize bakarken diğeri arkadan vurabilir diye düşünüyorum. Öndekine saldırı o yapıyor. O zaman ya. Git ben bak, baksın bana. Bana odaklı. Şu bana an. Odaklandı ama şu an bana bakıyor. Hayır bana bakıyor. Emin misin? Hangisi sana bakıyor? Kaç geliyor. Tane var? Bunlara VS attıramıyoruz mu ya karşı karşıya? Bu kilitlendi bana bak şimdi. Neredesin sen? Aa bana bakıyor. Bana bakıyor. Git arkasından. Tamam arkasından şu taraftan dolaşayım, başka örümcek var. Dolan. Ya çağıralım Miles Morales'i. Hemen bir... Şimdi dolacak benim boynuma yanıza. Spidey. Şimdi ben vurunca bana fokuslanırsa ben biterim bunu. öteki de geliyor. Bana mı geliyor? Öteki de. Evet. Yok sana gelmiyor. Evet deyince ben kaçıverdim. Yok. Oradan arkaya döndü gitti, bu sana döndü. Bana dönme. Bana dönme. Tamam şimdi bende. Bana döndü. Şimdi bende. Bir tane vursaydım var ya. Bende. Bir tane vurdum. Evet. Ulan var ya, ya yoruyum ya ben kaçtım, kendine iyi bak. Kendine iyi bak Allah'ım. Ya merro dedim, indiriyorlar da bizi. Canı yenilenecek şimdi geri. Yenilenecek. Yani o bilmiyorum onu ne yapacağız ya. O bayağı dibine dönünce en yakın kimse ona odaklanıyor. Uğur böceğiyle VS attırmak lazım buna. Uğur böceğini çekmek lazım buraya. Uğur böceğine bir tane vurunca takip ediyor ya seni yavaş yavaş. Bulursak bir tane getirelim. Of çok zormuş bunu kesmek. Sen ya. Sen ok için diken buldum diyordun ya. Bir yapsak mı şuna bir? Denesek mi? Canı gitmiyor dediler ama denesek mi acaba? Gitmiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Benim üstümde ya yok. Ya aslında şey var bizde. Spider malzemesi var. O ilk başladığımızda kestik ya. Bence eve gidelim bakalım. Malzememiz vardı. Tamam, bizden istediği parçanın adı Pipets istiyor. Kne diye bir şey yazmış ama ne ki o bilmiyorum. Bakayım bir. Ha buldum bak, bu dizlikmiş. Bu dizlik için 4 tane örümcekle ilgili bir parça istiyor. 4 tane değişik daha gelişmiş bir ip istiyor galiba. Beriden yapabiliyoruz. Aynen. Beriden vardı galiba. Bir tane yapmıştım ben. O ipi şeyde yapıyoruz. Bir tane makine vardı ya, yapamadık. Malzemesi eksik kaldı. Böyle bisiklete benzeyen. Oradan mı yapıyoruz? Tabii o ip şey yapan yer. Ben base'e doğru gidiyorum. Tamam, ben de malzemelerin ikide bir açıp bakmayalım diye şuranın ekran görüntüsünü aldım. Neredeydi, neredeydi diye ikide uğraşmayalım. Ben örümcekle ilgili silahlara bakacağım bir. Ne kullanabiliriz, neler var bir bakayım bir.
Okların da değişikleri var. Bak gaz oku var. Bir de farklı bir özellikli evet, ok var. Evet. Çeşit çeşit var. Sen tam olarak nereden buldun o oklar için? Allah. Dikenleri. O bir tane şey var. Güller var ya bizim evin orada. Evet, oradan mı? Aynen. Ben çok yanlış yerlere geldim. Ben örümceği nereye baka sokabilirim diye bakıyorum da. Kıyafetlerim çok iyi geliyor ya. Bak her tarafa ağ atıyor. Şurada baka görebilir mi acaba, bakayım mı? Çok hızlı koşuyor ya, ondan korkuyorum beni yakalayacak diye. Uyudu bu. Şu an Uğur böceğiyle vs atıyorlar. Örümcekler mi? Aa yok, yanından geçti, saldırmadı. Kızıştıracağım aslında, vuracağım bir tane. İki taneler ama. Yok ederler beni. Good thing I'm hungry. Yay, cholera. Yani şu an kıl kadar canım var. Bir tane vururlarsa direkt üflese de ölebilirim yani. Tuzak falan yok mu ya bunda? Bunu ne yapacağız biz ya? Uzaktan mızrak atsak mızrak yapmaya malzeme yetmez. Düşünmek lazım biraz. Ben deneyeceğim ya okla. Belki az az da olsa gidiyordur. Başka türlü öldüremeyiz onu biz.
Yakında mısın sen? Beni görebiliyor musun? Baksana bir. Ben base'deyim. Base'de hani bir haritada baksana bana. Yakınım ben galiba base'e, hatırlamıyorum ama. 20 saniyem var, öldüm de. Yat gülüm sen, yat. Yakın mıyım? Oh, this is not good. Please help. Küreyi alıp gidip Clyde'ı toplayıp geleyim. İkimiz dolaşırsak ilerleyemeyiz ama. Yani iş gücü teke düşer ikimiz sürekli aynı şeyi yaparsak, aynı noktada dolaşırsak. İkiye ayrılmamız bizim işlerimizi hızlandırıyor. Bir de o yönden düşün. Şu ileride bir yerde vardı kil. O ip yapma makinesini bitirmiş olacağım kil alırsam. Tamam, güzel. Smoothie var mıydı ya? Canım bayağı az. Bende hiçbir şey yok şu an, öldüm ya. Aa, doğru. Göreve odaklanıyoruz da. Odaklanmasına. Şimdi o ipi yapacağız. Ben gidip kil bulup geleceğim. Daha sonra bir malzeme kalıyor geriye galiba. Ona bakarız ne olduğuna. Hangisini yapıyorsun şu an? İp yapma makinesini. O ip orada olduğu için değil mi? Tabii. Yani o ipe her türlü ihtiyacımız ol. Clay lazım bu makine için. Suyun altında. Aynen, vardı Clay. Almaya. Suyun altına mı gidiyorsun? Suyun altında değil ya, hemen şu kenarda var köşede. Ha tamam. Bulduysan. Ha yakında var, gezerken gördüm. Şimdi bu örümceğin malzemesinden 4 tane istiyor. Bundan var mı? Spider Chunk diye bir vardı. Şey. Vardı. Vardı vardı kasada. Bakayım. Kasaya baksana. İki tane var. Örümcek öldürmemiz gerekecek. Anladım. Tüh. Her türlü fight yani.
Ya bende böyle değişik şeyler var. Nereden aldım bunları bilmiyorum ben. Bir et var bende ama. Bunlar çürümüş etler galiba. Spoiled yazıyorsa çürümüştür. Evet. Aa, çürümüş et. Ben ok yapacağım şimdi, okla dalacağım ya, başka yapacağımız bir şey yok. Peki bu çürümüşü yiyor mu? Yerse başımıza dert açıyor mu bakalım? Dene. Yedim, hiçbir şey olmadı. Yemeği doldurdu mu? Daha çok canım gidiyor yedikçe galiba, bakayım. Yok, canım da gitmiyor. İyi. Gidiyor gidiyor, yiyince canım gidiyor. Çok az gidiyor ama gidiyor. Yok, zehirlendim ben, sürekli gidiyor şu an canım. Sanki gürzün hasarı daha fazlaydı kontrol et yaparken. Vallahi dibine giremiyoruz. Abicim, o yüzden ok yapacağım ben. Ben burayı tavaf ettim, bulduğum yeri unuttum ya. Oha be, bir tane ok için 5 tane diken istiyor. Diken çok. Bir sürü diken var, bitmiyor. Kili bulduğum yeri kaybettim. Şimdi okların özelliklerine bakayım. 3 tane ok var. Şu an normalini yapabiliyoruz. Yok, diğerini de yapabiliyoruz ya. Gaz nasıl toplayacağız? Yok, üçüncü var. İki tanesini yapabiliyoruz şu an. Hmm, tamam. Arasındaki farkı anlamaya çalışacağım. Bu basit sıradan ok. Çinkopil. Şuna bakalım. Yine Bu karardı da hava. böcekleri çekmek için tasarlanan bir okmuş. Yaprakla yapılan şu bir şey yaprağı, Hangisinin çiçek damage'i yaprağı. daha çok? Biz sıradan ok yapıp deneyeceğiz ya. Ama sıradan ok yapmak için de bu kırmızı renkli tüyden lazım. Kırmızı renkli tüyleri nereden topladın sen? O şeyler var ya, uçan sinekler. Onlar beyaz atıyor ben alınca. Kırmızı nasıl oldu sendekiler? Bilmiyorum, ben kırmızı diye hatırlıyorum. Onların da cinsleri mi var acaba? Beyaz kırmızı atan. Şunlardan çok varmış. Şunlara bir fiber yapalım. Şey, fiber diyorum. Smot yapalım. Yapraklardan da bayağı toplamışız ya. Elimizde varmış. Dolu. O mavi renkli olandan. Gül yaprağı galiba bunlar. Evet. Mavi güllerden de aldım. Aynen. Sefer yaptığında 10 adet veriyor galiba. Ben görmemiş gibi yaptım, tek tek verecek zannettim. Bir uyuyalım da sabah. Sabah Göz olmuş gözü görmüyor. Bir dakika. Gürze mi geleyim? Geleyim. Bakmadım da bakayım bir.
Gür dediğin yok yalnız burada, haberin olsun. Sen hangisine gür diyorsun bunlardan? Gür şey ya, o taşı kırdığımız. Hammer mı? Hı hı. Balyozu diyor yani, gür. Bak demeci fena değilmiş bak yayında. Demeci şeyin mi? Gürzün mü? Bak sopa da güzel. Sopa. Aynen sen bu dikenli sopayı diyorsun. Spike. Spike Sprig. Aynen bu fena değilmiş bak. Yani mızrak yerine bunu yapılması daha avantajlı ama bunu yapmak daha meşakkatli galiba. Yo. Kolaymış bunu yapmakta. Ama mızrağın şey avantajı var. Biraz uzaktan vurabiliyorsun mızrakla. Bununla çok dibine giriyorsun. Bir de bıçak varmış. Dagger. Dagger da çok hızlıymış. Bu dikenli sopa var bir tane. Hazal onu diyor. Onun damage'i zaten sağ tarafta bak gözüküyor baktığın zaman. Burada 10 tane ok burada var. Başka var mı? Benim yaptığım. Aynen hasarı fazla, o daha çabuk öldürüyor artıkları. Doğru söylüyorsun. Ya ben 2 tane ok yaptım. İkinci yaptığım oku bulamıyorum şu an. Bak. Bir tanesi burada yaptığım oklardan bir tanesi. İki tane ok yaparken şey verdim hatta. Şu zımbırtıdan verdim. Bak kırmızı tüyden verdim. Bu nereye gitti bu? Buglanmıştır. Ben bakıyorum da ben mi görmüyorum? Burada yok. Benimki fenalık geçiriyor galiba. Su içeyim ben. Burada su var mı hiç ya? Varmış. Karınca yok ortalıkta. Evet, ikinci şeyi göremiyoruz. İkinci parti oklar kayboldu, havaya uçtu. Vallahi havaya uçtu Azal. Neyse, bir şey olmaz. Yaptım, yalan oldu. Aa bak. Şöyleymiş. Ben ilk önce normal ok yapıyorum. Öteki yaptığım da benim normal kullandığım okları oklarla yapılıyor galiba. Aynen o yüzden kayboldu. He, o tamam. Yüzden kayboldu. Tamam şimdi oldu. Daha yapmayacağım ondan o zaman. Mesela bir gideyim bakayım sinekler nasıl gidiyor bir görelim. Bir test edelim bakalım.
Karınca öldürdüm bir tane. Malzeme mi lazım? Evet. Bu bizim marmorda giymemiz lazım ki tek yemeyelim. Tabii. Tek attı. Of, tam beyinciğinden vurdu yemin ederim. Öldün mü? Ölüm yok taşıyor ya. Gene. Şu tam gözünden vurdu örümceği, kaçtı. Böyle oldu mu ayar oluyorum oyna. Oo, güzel kaçtı ha örümcek. Gözünden vurdum kaçtı. Hem ok yalan oldu hem de canını fullledi. Bir şey yapıyor bu ya. Aa, yetişmedi. Öteki önündeki ok da kayboldu. Bak nasıl geliyor. Böyle bir sıkıştıracağız ki bunu. Bak canı da gidiyor okla bu arada. Hani canı gitmiyor dediniz de bu gidiyor canı. Çok mu az mı? Yok, güzel gitti. Mızrakla vurduğumuz demeç kadar can götürdü. İyi. Yalnız şöyle bir şey var. Buradaki karıncalar, karıncalar diyorum. Soldaki sinekler beyaz yün atıyor. Biz kırmızı yün atan böcekleri, şeyleri bulacağız. Sinekleri bulacağız. Bence bunlar farklı bölgelerde. Ya da bir işlemden mi geçiriyoruz bu kırmızı hale geliyor bu yün? Bir bakalım. Sizin o... 6 tane var mıydı orada? Tamam da hani onlar bitecek sonuçta. Bir sürü ok lazım olacak bize. Hani biz nereden üretiyoruz bunu? Şuralarda bir tane örümcek geziyordu. Onu bir sıkıştırsak mı? Sıkıştıralım da hani öldüremeyeceğiz ki. Bende yeterli ok yok. Hani dibine girmeden öldürmemiz lazım ya. Bu oklarla öldüremeyiz onu. Kaç tane ok var? Çok az var. 7 tane var. Yani baba sokarsak belki hem uzağa da gitmemiş oluruz. Ölürsek de çantamız burada doğar. Tamam, deneyelim. İçeyim şuradan bir. This is one way to get E. coli. Tomatı da yapalım biraz. Sinek var. Tomatı da yapalım, can dolduralım. Şurada mı 6 tane var demiştim? Şu. Uyuyor. Tamam, bayağı yaptım ben. Okun dayanıklılığı bitmezse bunlarla parçalarız diye düşünüyorum. Bir şeyle fight'a girdi bu. Hmm.
anything. I'm hungry. Örümceğin ağını çaldım. Şu yakındaki örümceğe geliyor musun sen? Ya da ben mi geleyim sana? Evet, şurada. Nerede? Benim olduğum yerde var iki tane. Aa bak, örümcek de şu VS atar bak ha, osuruk böceği var. Örümcekten daha büyük yalnız osuruk böceği. Oo, gaz saldı, gel. Bunlar zaten VS atıyordu. Öldürmüş olabilir mi örümcek? Vallahi aradan bir uzatayım kafayı ya, bakayım. Aa, oradan geçemiyor. Güzel. Vur oradan. Deneyim bakayım bir. Çok dibine girme ama. Gaz atacak. Gidiyor mu canım? Gidiyor ya. Bak yayında. Yoruldu bizimki herhalde. Niye atmıyor? Ok bitmiştir. Al şu okları. Tamam tamam, atıyor. Farklı ok vardı ya. Tamam, buna bir de aynen yapıştır yapıştır. Oklarımın derdine düştüm ben. İnşallah olsun. Osurursa sahnesine kaçacağız. Gerizekalı seni. Tamam, okları topluyorum, sen böceği topla. Örümcek ölmüş, örümcek ölmüş. Örümcek ağına tıkıldım. Aynen, süper. Tamam, bir taşta 3 kuş, 4 kuş hatta. Harbiden. Okları da aldık. Tamam. Şimdi görevimizi yapalım o zaman. Kili bulmamız lazım. Su altında var mıydı? Bir dakika, geldim. Ne var mıydı? İki tane üstümde var. İki tane de burada. Sandıkta var. Ne var? Tamam, başka ip için kılay lazım diyordun sen, değil mi? Kılay topladın mı kılay? İç var mı bir yerde? Bir kürek yapayım da şimdi neyle toplar tam bilemem. Kürek kürek kürekle oluyor. Bende var kürek. Ben de yapayım. Şurada bir yerden iki tane gelirken tavuk bulmuştum. Tavuk atmıştım ben iki tane. Vardı buralarda bir yerde. Sen altın yeni yaptın galiba değil mi küreği? Hı hı. Al bunları. Tamam. Wow. Bozuk etlerden falan da smoothie yapıyor. Her şeyden yapıyor smoothie. Bu arada yerdeki küçük bit gibi olan kırmızı örümcekler var ya, onlardan topluyor şeyi. Kırmızı tüyü. Sineklerden değilmiş. Tamam. At least it's clean. Ish. I have limits. Or I guess I thought I did. Bir tane daha lazım bundan. Başka yok galiba, değil mi?
Gidip Clay bulalım. Aynen, çim akarından çıkıyor Arda, doğru söylüyorsun. Çevirmiştik değil mi onu? Çim akarı çıkmıştı. Sen nerede gördüysen Clay'ı oraya git. Ben su altında görmüştüm, oraya gideceğim. Su altına gidelim o zaman. Yani ben nerede gördüm hatırlamıyorum. Şurada bir duvarlara bakalım sağa sola. Belki buralarda vardır. Buralar taş ya, buralarda yok galiba. Daha dibe gideyim. Biraz bir nefes alalım. Elbette vardı. Nefes alalım da şimdi balığın... Balık gelirse sıkıntı. Balıkla uğraşmayalım bir de. Mesela şunlara bir şey yapıyor mu kürekte? Bunlar Clay değil gerçi de. Hani buldum sanırım, ne bu? 4 tane lazım. Aynen, Clay buldum. Nefesi yenileyim de. Saliseyle kurtuldum var ya. Kabarcık atmadı ya. Ölüyordum bu kabarcık atmadı diye. Dört tane buldum. Hatta fazlası var. Tamam, gidip yapalım. Tamam. Çıkıyorum ben sudan şimdi. Okey. Yaptık. Döndürmemiz için biber mi koyacağız? Koydum. Çeviriyor bak, ip yapıyor. Güzel. Ama uzun sürecek gibi bu. Böyle görünüyor. Ama yo. Aa, bir dakika, bu normal ip yapıyor. Bizim yaptığımız ipten yapıyor. Normal ipi koyarsak belki kaliteli, evet, ipe çevirebilir. Deneyelim bakalım. Çok takılıyor ya. Sağa sola çok takılıyor. Bence bunu da şey yapıyoruz, robottan yükseltiyoruz. Ondan sonra mı açılıyor diyorsun? Yani bana öyle geldi. Çünkü ip var bende, şu an seçilmiyor. Ama bitmedi ki, içindeki işlem bitmesi lazım ilk önce. Koydun ya sen. Tamam. Ha, bekleyelim bakalım. Sıraya koydun ötekinleri, ötekinleri de aldım ben sıraya koyduklarını. Bir tanesini bitirsin. Ondan sonra ip koyalım oraya. Bir tane dene bak. Tamam, deniyorum şimdi, ip yaptım ben. İpleri gösteriyorum ama ip koydurtmuyor. Yükseltmek lazım.
Bence bunun yanına başka malzeme koyarsak ip yapar mı? Ya da örümcek ağ koyuyor. Örümcek ağını koysak. Örümcek ağ var bende. Seçilmiyor. Bende var da seçilmiyor. Niye? Yükseltmeden sonra mı seçilecek? Bu bitirsin bakalım bir içindekini de. Bir görelim ne çıkacak ilk önce. Yani bak bu ucunda dönüyor. Bence istediğimiz malzemeden verecek bu. Olabilir. Ha bak bir tane verdi. Örümcek ağı hiçbir şekilde koymuyor. Normalde o örümcek ağını koyulabilecek olarak gösteriyor. E sen nasıl koydun? He azalt. Koydum yapıyor. Nasıl koydun normal ki örümcek ağını? Normal seçildi. Ben yapamadım bir türlü, o kadar bastım örümcek ağına, taşımaya çalıştım, sağ tuş tıkladım. Sen de açık diye mi koydurtmadı acaba? Tamam, örümcek olabilir, ağları belki de istediğimizden veriyor. Aynen. Tamam bak bendekini de koymaya çalışayım ben. Sen fullemişsin orayı. Dört tane çıkacak. Şimdi şey yapmamız lazım. Berry later diye bir şey var ya. Evet. Bundan bir tane yapmıştım ben. Bunun için yuvarlak mor bir tane berry bulmuştum. Hatırlıyor musun birlikte giderken? Ondan bulmamız gerekiyor. Başka türlü yapamıyoruz bunu. Berry chunk bulacağız. Yani o yuvarlak meyveden çıkıyor ama onu nereden bulmuştuk? Hı hı. Bir tane yuvarlak, ağaç vardı ya büyük. Mor. Bir tane yuvarlak mor. Bak şu karşıda bir mor bir şey var. Yaklaşayım bakayım bir. O değil ya. O şey dikenli. Buğulu gösteriyor da göremiyorsun. Neredeydi hatırlıyor musun yerini? Yolumuzu kaybettiğimizde bulmuştuk o ağacı. Bir yerde denk geldi. Aa, o şeyde. Hatırladım. Bayağı bir ileriye gitmiştik. Şu en aşağıya gitmiştik. Bir sürü böcek falan çıkıyordu. Hmm. Gazlı aynen. Bölge. Oralarda bir yerdeydi o. Evet. Bence evin yakınlarına doğru. Yapınca yol açılmayacak ya. Bu ekstra görevler bunlar. Bana da öyle geliyor. Yan görev. Ama. Aynen. Ana görev yukarıdaki çip muhabbeti bence. Çip bulmamız gerekiyor. Bakacağım o çip neredeymiş. Ben yükseklerden gidiyorum görebilirsen diye. Bu options ayarında buğulu gösterme seçeneği yok mu ya bunun? Grafik ayarlarında. Bu değil, bunu denemiştim. Bu görüş mesafesi alanı ile ilgili. Render yok galiba ya. O bulur. Sağa sola dönerken hareket halindeki buğulanma vardı. Onu denedim ben, o değil. Kapatıp açtım yani daha önce. Bunlar neymiş? Alt yazı boyut büyüklüğü, yazı büyüklüğü. Bayağı bir renk kör modu falan mı var bunda? Ne var? Oo. Bayağı şeyler koymuşlar öyle, düşünmüşler yani. Herkese yönelik yapmışlar. Maalesef yok. Buradan mor ne kestirsek gözümüzü ona doğru koşacağız. Ya sinek geldi gene, uğraşıyor bize bak. Bunlar değil.
Ama bir tanesinin dibine gidip bir uğraşacağım biraz. Bir şeyler var mı yok mu bakacağım. Bu arada o kadar yüksekten düştüm, azıcık canımız gitti. Arada şu anki o frekans aralığındaki RAM'lerin fiyat aralığına hiç bakmadım inan. Bir hepsi buraya girip bakmak lazım. Ezbere konuşmayayım şimdi, yanlış bilgilendirmeyeyim. Gece olmaya başladı. Uzaktayım biraz ama şuraya bir uyku yeri yapabilir miyim acaba? Çok mu uzaktasın? Uzaktayım ben. Olduğum yere yatacak bir şey yapacağım. Ama ve lakin yapraklı o yoncalardan yok. Yoncalara bakıyorum şu an. Bayağı tepeye çıktım. $800 küsür. Biraz artmış sanki fiyatları ya Arda, onların. Daha uygundu. Birkaç hafta önce. Ay. Yapraklar mı üstünde? Şuraya yatma yeri yapalım istersen hemen. Hiçbir şey yok. Şurada yaprak var mı bakayım bir. Böcekler var buralarda. Yeşil böcekten vardı o. Ama bir şey demiştim sana, her beklediğin vakit fiyatlar daha çok artıyor demiştim, hatırlıyor musun? Beklemeden bir şey alacaksan şimdi alacaksın dedim. Yemin ederim delik deşik ettin hayvanı. Aldım bak, kırmızı tüy bunlardan çıkıyor işte. 5 tane anladım. Kırmızı tüy oldu. Burada bir değişik şekil var. Niye böyle bir şey var burada? Karanlıktan göremedim hayvan. Nerede bu? Ne var orada? Vur böcekleri var. Tamam aldım ya. Şu küçüklerden çok var, saldırıp duruyor da. Ha, tam şurası. Bak şu gittiğim yer. Aa, bu osuruk böceklerinin bize saldırdığı yer. Rahat vermediği yer burası, evet, bak. Evet. Uyandı, geliyor sana ikisi de. Çantam vardı orada, aldım. Öldüğüm yer. Aldım, kaçtım.
Göremiyorum ki karanlıkta hayvanı. İçeride de bir şey yok abi orada. Ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum ki. Kaçtım orada. Ama çantamı da kurtardım. Çok fazla böcek var burada ya. Bayda orası ya. Sıkıntılı yer. Aa, suruk böceğiyle saldıracaklar mı buradan bakayım? Suluk böceklerinden bir tanesini öldürüyor. Kalktı. Burada su altında mağara varmış o suluk böceğinin yattığı yerde. Gelmiyor mu? Suyun altını saydın atacağız biz. Geri geri yüzüyorum şu an. Sabah bir geleyim belki aydınlık olur biraz. Burada şey varmış, Clay varmış zaten. Normal saldırı yapmıyor ya bu. Gaz atmıyor mu? Attı. Ha. Ah saçmalığa bak. Gaz attı diye suyun altına daldım. Suyun altında gazdan etkilendi öldüm. İyiymiş. Süper oyun. Devam. Bu oyun bana ikinciyi dedirtiyor ya, erken erişimde oyunları oynama diye. 2-3 oldu erken erişimdeki oyunların eksikleri yüzünden çok sıkıntılar çektim böyle artık. Neyse bu bölümü burada bitirelim mi Hasan, ne diyorsun? 2'yi de geçti saat. Son ölümden sonra oyunda sıktı beni biraz. Olmazsa yarın devam ederim. Ha, ne diyorsun? Orada mısın? Sesim geliyor mu? Şu an duyuyorum seni. Şey diyorum. Bu bölümü kapatalım mı burada? Olur. Yarın devam ederiz ya. Şu an bunalttı beni. Olur olur. Evet bayda. Aynen. Tamam. Arkadaşlar o zaman yarın diğer bölümde görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler. Saat de çok geç oldu. Gecenin ikisine geliyor. 3 saate yakın oynadık. Tamam hadi öpüyorum sizi. İyi geceler. İyi geceler.